Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nigam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Ethancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Hatay'da şüpheli kayıp. Kan izine rastlanılmış. Bu kan izi ailenin endişelerini daha da arttırmış. Eşinin yaşadığı yerde buraya 3,5 kilometre diyorsun. Şimdi bu adamın aracının burada ne işi var yani? Karşı karşıya gelen taraflar. Selamünaleyküm dedim. Baktım kayınbabası hiç oralı olmadı. Mehmet Ali babamla tartışmış diye bütün kardeşler ona tamamen düşmanlık oldu. Endişe verici noktalar. Yenge hanım yanına geçtim. Bildiğim bir şey var derken bir baktım sol gözüm osmor. Çocuklar çıkarken baktım 5 tane tırnak izi var. Bana dedi ki arkadaşları tırmalamış. Diğer çocuk tepkiyle döndü, arkadaşları mı dedi. Sorular ve kuşkular. Geldi ısrarla 15-20 dakika. Abi ne olur ben senden rica ediyorum. Bu fayansları kaynanamgilden alacaksın. Peki bu adamın telefonu bulundu mu? Kendi kullandığı telefonu bulunmuş arabada. Ama o telefonu kullanmıyordu. Mehmet Ali Özdemir'in kaybındaki soru işaretleri az sonra Müge Anlı'da. 12 yıldır ortada olmayan bir genç. Bu çocuğun yaşama ihtimali ne sizce? 50-50. Ama bence hiç 50-50 değil yani. Konuştuk, oğlumu ben öldürdüm pompalı tüfekle. Biliyor ama hiçbir kimse çıkıp bağlanamıyor. Nerede buldunuz ya? Allah. İddia ediyorsan ispat edeceğim bunu. Çocuğumu bul! Bir evladın gözündeki baba korkusu. Cinayete gelecek olursan... Cinayete mi? Yok. Yaptım be o zaman! Oğlunun tavrına sessiz mi kaldı? Mevlüt bunu dövdükten sonra bunun imajı yerle bir oldu. Mehmet Bey bunun altında kalabilecek bir insan mıydı? Çelişkiler oluyor, bu araştırılacak. Şüpheler ve çelişkiler. Bir baba çocuğunu öldürür mü ya? Bir baba çocuğunu vurur mu tüfekle? Nereden bileyim dediğimi demediğimi de ben, bu kolaydı. Hangi kör kuyuya attın bu çocuğu? Yerinde duruyor. Sen hangi dizide oynuyorsun be? Senin çevirdiğin filmde oynamış. Bu çocuklarına ve karına şu kadarcık üzülmüyor musun ya? Üzülmüyorum. Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da. Bir ailenin çöplüğe dönen evi. Gördüğünüz gibi bir kapı hiç açılmıyor. Burası evin salonu. Aile bu çöplerin üzerinden atlayıp bu koltuklarda oturarak vakit geçirebiliyor. Atma lazım olur dedi. Acı tablo ortaya çıktı. Bir gömlek var, çekiç var, tarak var, güneş gözlüğü var. Gece kalkıyorum, kardeşim artık yanımızdan kalkmış. Mutfakta yerde yatıyordu. Kimi sorumlu tutuyor? Bunların neden olan hepsi kocan mı? Evet, evin ekonomisini ben sağlıyordum. Çocuklarım ondan para istedim. Dediği zaman şiddet uyguluyordum. Her şeyin farkında mı? Bak arkanda eşyalar yok bunları çekerken. Eşyayı niye göstereyim? Gerçekle yüzleşecek mi? Bir yerden başlamak zorundasın. Çünkü sen ne kadar iyi olursan çocukların da o kadar iyi ve mutlu olacaklar. Çıkış yolu arayan anne ve kızı az sonra Müge Anlı'da. Hatay'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir 26 Aralık'ta sırra kadem bastı. Kaybında birden çok şüphe barındırıyordu. Ailenin olay yeri inceleme ekiplerinden duyduğu kadarıyla aracın iç yüzeyinde sürtünme yoluyla oluştuğu tahmin edilen kan izine rastlanılmış ama tabii kime ait olduğu belirlenemiyor ama bu kan izi ailenin endişelerini daha da arttırmış. Meryem'in anlattığına göre eve geldiğinde eşi Mehmet Ali'yi kapıda karşılıyor eşi Meryem. Dedi ki bana orada bir şeyler beni indirdi bilmiyorum dedi. Kayınpeder dedi ki sabahleyin kaynak makinesine gördüm onu ben taşıdım. Onu sen tek başına kaldıramazsın sen indiremezsin arabadan. Kayınpederin evinde mi başına bir şey gelmesinden şüphe yani nasıl? Oradan açık. Son çıkış orası. Başka bir yerden yok. Muhabirimiz Müge Yönter, Hatay Antakya'da Üçgedik ve Alahan mahalleleri arasında evet, kalan Alahan. Ormanlık alanda. Yanında da abi Hasan Bey'in arkadaşı olan Koşma. Can Koşar da var. Burası Hassuni mevki diye geçiyor. Av bölgesi bir ormanlık alanda. Aracı bu şekilde Üçgedik mahallesi yönüne doğru park halinde bulunuyor. Çevreyi de göstereyim. Burası uçurum bir alan. Aynı şekilde arka tarafta yüksek alanlar da var. Ve şu anda arama çalışmaları kadar
yavru köpeği burada Alahan yönüne doğru aşağı olan ormanlık mevkide arama yapıyor. Devam. Yani kayınvalidesi, kayınpederi falan hani eşinin yaşadığı yerde buraya 3,5 kilometre diyorsun. 5 dakikalık yer yani. Bunu şunun için söylemişim. Bu adamın aracının burada ne işi var yani? Aracı bulunduktan sonra herkes buraya toplandı. Sonra yenge hanım yanına geçtim. İşte yenge dedim bildiğim bir şey var derken bir baktım sol gözüm osmor. En başını anlatayım. Fayans aldım ben Mehmet Ali'den. 15-20 gündür benim fayanslar kaynanasıgildeydi. Mehmet Ali onun sabahı saat 10.30 gibi muhtarlığa geldi. Muhtarlığa geldikten sonra bana dedi ki abi senden bir şey rica ediyorum. Bu fayansları kaynanam gilden alacaksın. Geldi ısrarla 15-20 dakika. Abi ne olur ben senden rica ediyorum. Ben bir şey biliyorum ki bu malzemeyi oradan almamız gerekiyor. Biz oradan çıktık malzeme aldık. Yeni yaptığı evden kaynanasıgile geçtik. Kaynanasıgile geçince ben selam aleyküm dedim. Baktım kayınbabası hiç oralı olmadı. Mehmet de kayınbabasının yanında bir bayan vardı. Kayınbabasına selam vermedi, bayana selam verdi. Çocuklar çıkarken ben seveyim dedim. Baktım küçük olandaydı galiba. 5 tane tırnak izi var. Kaynanasına dedim teyze bu çocuğa ne olmuş? Bana dedi ki arkadaşları tırmalamış. Diğer çocuk böyle tepkiyle döndü. Arkadaşları mı dedi. Sonra çocuklar yitip okula doğru götürdü. Kayıp 3 çocuk babasının eşi ve kayınpederi canlı yayındaydı. Meryem ya bir gözüne de bakayım şu anda yok bir morluk. Ben geçen çocuğu üstünü örterken hani kafasını birden kaldırıyordu. Tam şu hizaya kafasını çarptı. Daha önceden de dudağıma çarpmıştı. Dudağım da kanamıştı. Eşim de oradaydı zaten uyanıktı görmüştü bunu. Peki çocuğun alnındaki o tırmık izleri? Okulda arkadaşlarıyla itişme olmuş. Aile içinde olan bir şey değil. Peki sen kocanı nerede gördün? Bahçe kapısı açılıp kapandı. Ben şu odada yani şu odada kalıyorduk eşimle. Hani kapı açılıp kapandı mı rahat bir şekilde duyuluyor. Tamam. Ama bir şey indirildi ya da bindirildi o kadarını görmedim. Tamam sen de o sırada kapıya mı geldin? O sırada bebeği emzirmek için zaten uyanıktım. Kapıya geldim. Seslendiğimde zaten çıkmıştı hani o mesafeyle çıkmıştı. İçeriye gir dedi. Çıkma dışarıya geliyorum birazdan dedi. Gidiş o gidiş. Peki o gün senin babanla yani kayınpederiyle sorunu olduğunu söylüyor ya Can Bey. O da Can Bey de yanında. Ne cevap vermek istersin ona? Size soralım isterseniz. Buyurun siz de katılın bize sizden bahsediyoruz ya biz. Merhaba dedi, merhaba dedik. Geldi çocuklarla görüştü. Fayansları burada bindirdi gitti. Başka ben bir şey görmedim ki. Siz, sorunuz var mıydı? Daha vallahi hiç sorumuz yok. Bir yıldan beri benim yanımda oturuyor. Bir odamı verdim. O gün neden ısrarla fayansların oradan alınmasını istemiş? O ısrarla alınmadı. Kontör evi boşaltmasını istiyor muydunuz? Daha vallahi hiç istemiyorum. Meryem sen endişeli misin? Kendisi mi gittiğini düşünüyorsun yoksa başına zaten bir iş geldiğini mi düşünüyorsun? Şu anda hani inşallah diyorum bir yerden çıkar böyle sürpriz ben geldim der. Hasan Özdemir, kayıp kardeşinin aile içinde dışlandığını da söyledi. Ailede bir baskı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü neden? Çünkü çocuklarına eşini bir ara azarlamıştı, dövmüştü. Ya dedim sen nasıl davranıyorsun eşine böyle bağırma, gerek yok diyorum. Yani sert davranıyor eşine yani. Sen konuşma, sen anladım. Karışma. Bu adamın kaybolalı kaç gün olmuş ya? Kardeşlerini babanı aramadın mı sen? Ben aramam onları. Ben kardeşimi konuşturuyorum diye onları beni dışlamışlar. Çünkü deprem zamanında o telaşta ben hepsini aradım. Kimse telefonu açmadı, suyu altından kapattılar. Mehmet Ali'yi istemiyorlar yani. Evet. Mehmet Ali'yi niye istemiyorlar? Mehmet Ali babamla tartışmış diye, kardeşimle tartışmış diye onlar da bütün aile babanın arkasındalar. Şimdi bir de annemde iki tane miras araba var. İşte o mirastan da dolayı kardeşimle kavgalılar. Bütün kardeşler ona tamamen düşmanlık oldu. Dur bakalım biz şu baba tarafını da bulalım. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Şimdi tam girerken de dua ediyorum. Bazen duam yetişmiyor. Girerken ağzımı oynatıyorsam ondan. Şimdi benim din bilgisi öğretmenim vardı Haluk Taşkale. Buradan kendisine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dedi ki Mügeciğim dedi hep dedi çıkarken dedi sen dedi şeyi oku dedi. Tek bilmediğim dua da o. Ayetel Kürsi. Dedim ki hocam ben Ayetel Kürsi'yi bilmiyorum dedim. Çok dedim iyi okuyamıyorum dedim. Dedi ki niye dedi bizim dedi müfredatımız da var dedi. Orta son.
Ondan sonra dedim ki hocam tam dedim AYT kürsüye geldik, siz askere gittiniz. Bizim de dersler boş geçti. Vallahi biz onu ezberlemedik dedim. Aa dedi, inanmıyorum falan. Ondan sonra biraz orada AYT kürsüde takılıyorum. O yüzden o zaten çok uzun. Allah'tan onu okumuyorum. Yoksa siz burada 5 saat bekleyeceksiniz. Ben onu bitirene kadar başka duaları okuyorum. Vardan Haluk Taşkale'yi de almış olayım sevgilerle. Efendim önce bunu söylemem lazım. Bugün aramızda Neriman Başar ve Aydın Koçak var. Anneleri Neriman Başar'la merhum babaları Hayriye Başar adına 40 tane akülü sandalyeyle gelmişler. Göreyim sizleri. Hoş geldiniz. Allah hayrınızı kabul etsin. O kadar mutluyum ki. Ya bu akülü sandalyeleri gönderiyorum. Akülü sandalye daha az geliyor. Tam bitecekken bu var ya, müthiş bir şey oldu. Müthiş bir hediye oldu. Yani gerçekten Allah hayrınızı kabul etsin. Babanıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Annem sizin programın hastası, çok seviyor. Size selamları var. Size ve sizin programınıza güvendiği için bizi gönderdi. Getirdik, güle güle kullansınlar. Ay vallahi çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de Neriman Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine kimleri sevindireceksiniz. Çünkü biz gönderiyoruz diyorum ki bitti artık diyorum ya. Bir dakika bop gene geliyor. Ama çok teşekkür ediyorum. Akülü sandalyeye çok ihtiyacımız vardı. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tam zamanında. Sağ olun. Ve yine Almanya'dan konuğumuz olan Sema ve Cihangir Özkaya çifti. Siz de hoş geldiniz. Onlar da eli kolu dolu gelmişler. Onlar da 4 tane tekerlekli sandalye getirmişler. Allah razı olsun. Sağ olun Müge Hanım. Sizi çok seviyorum bu ara. Almanya'dan geliyoruz. Çok aramıza topladık. Aynen ölmüşlerimizin hayrına başlamak Allah istedim. Allah rahmet eylesin inşallah. Aynen. Nurlar içinde yatsınlar. Bugünün en mutlu kişisi benim. 44 tane sandalyem oldu. Yani değmeyin keyfime. Şimdi 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir. Bugün kaybının 9. günü. 9 gündür kendisinden haber alınamıyor. Eşi Meryem de aramızda. Meryem'cim hoş geldin. O da 3 çocuğuyla beraber kalktı, stüdyomuza geldi. Annesi Halime Hanım'la beraber hoş geldiniz siz de. Zaten biliyorsunuz Hasan Bey, konuyu buraya taşıyan Hasan Bey kardeşinin kaybını şüpheli bularak Hasan Bey de aramızda. Bugün canlı yayınımızda Mehmet Ali Özdemir'in babası da olacak. Hasan Bey dün dedi ki ben babamdan ve kardeşlerimden de şüpheleniyorum. Gerçekten konuştukça da o kadar çok şüphelenecek kişi var ki biraz da geçimsiz herhalde yani. Hani aileyle sizin de babanız sizden de şikayetçi. Babam benden şikayetçi değil de beni de dışladı Mehmet Ali'yi konuşturduğum için. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeşiz. 4 erkek, 3 kız. Ne 4 kardeşiz diyorsun? Şimdi sana buradan uçacağım. Ya 4 erkek, 3 kızız. 7 kardeşiz diyeceksin. 7 kardeşiz. 4 kardeşiz. Yani hepsi de... Niye bu kızları saymıyorsunuz abi kardeşler? Yani ne bileyim... Ondan sonra da hastaneye gittiğinizde o kızlar geliyorlar size bakıyorlar. Hayır. Ben yoğun bakımda kaldığımda bir tek Mehmet Ali yanımdaydı. Geçinememişsindir şimdi diye. Yok, bu olaydan da kardeşler... Bu olaydan önce değil. Biz sadece bir telefonla bir görüştüğüm sadece bir seferliğine... Ben yoğun bakımdayken sadece yanımda Mehmet Ali yanımdaydı. Aradık babamı. Bak Hasan yoğun bakımda. 3,5 saat ameliyatta kaldı. Gel görse haberin olsun. Canı cehenneme diyor. Kim? Baban? Evet. Baban sizden... Yani cevap vermiyor. Ne hali varsa görsün. Mehmet Ali de eşi de gene aynı şekilde diyor. Yani bizim aile tamamen kopuk. Neden? Sebebi Mehmet Ali'yi konuşturdu. Konuştuğun için? Evet. Şimdi babam Mehmet Ali'den şikayetçi. Diğer kardeşlerin de anladığım kadarıyla hani erkek kardeşlerin diyeyim babanın tarafında yani iki kardeş hepsi babanın babam yanında. Tarafında, hepsi. Kızlar da babanın yanında. Aynen. Siz ikiniz Hasan'la Mehmet Ali birsiniz. Sen de diyorsun ki benim suçum yok aslında. Mehmet Ali ile konuştuğum için ailem bana cephe aldı. Şimdi bir bu husumet tarafı var. Meryem'in babasıyla ilgili biliyorsun yine Hasan Bey'in arkadaşı olan Muhtar Bey'in bir takım şüpheleri oluşmuş Can Bey'in. Şüpheler olduğu için ben böyle konuştum. Meryem'i ben azarlıyorum. Çünkü niye? En son bölüm orası. Son nokta orası. Meryem'in yani bu iddialara cevap vermek orada. İçin geldi. Yani şüphe ettiğim yer orası. Şimdi baban diyor ki kendisi diyor her ne kadar diyor uyuşturucuyla mücadele derneği kurduysa da diyor. O diyor uyuşturucuyla mücadele derneğinde aslında uyuşturucu kullanıp kendisi de satıyordu yok, diyor. Öyle bir şey. Babanın... Sigarayı kendisi bu... Şeyi kurduktan sonra sigarayı da bıraktı Mehmet Ali. Sağlığa zararlı zaten. İyi aynen. Yapmış. Babanın o tip iddiaları var. Sonra o gün tartıştığı söylenen bir işçi var. Onunla ilgili, onun da adını yazmıştım unutmayayım diye. Kendisine de ulaşmaya çalışıyorum. O bana ulaşsın. Ertan. Ve Mehmet Ali'nin kimlikteki ismi Yusuf olan kardeşi Aycan'la ilgili de yine
şüpheler var. Ne kadar çok şüpheli çıktı bu kayıpla alakalı, hepsini konuşacağız. Ama isterseniz önce bir babayı izleyelim. Çünkü babanızın iddiaları oldukça fazla. Kaybında pek çok soru işareti bulunan Mehmet Ali Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı babasıydı Tahsin Özdemir. Oğlunuzla aranızda bir mevzu var mıydı bu evden, arsadan dolayı? Evet, arsadan dolayı değil. Dükkanla o olayı var. 8 seneden beri bu dükkanı çalıştırıyor. Bana bir kuruş kira vermiyor. Bu dükkandan 2 sefer onu kovdum. Eğer gerçeği istiyorsan içiyor. Hem alkol hem yasaklı madde diyelim kısacası. Kullanıyor muydu böyle? Hem kullanıyor hem satıyor. 7-8 defa hakkında dava açtım. Peki Tahsin Özdemir'in kendisine kira ödemediği için dava ettiğini söylediği oğlu Mehmet Ali Özdemir'le büyük kavgaları olmuş muydu? Peki bu yasaklı maddeyle mücadele derneği açmış. HUMDER diye bir dernek kurdu. Yani Hatay Uyuşturucu Mücadele Derneği. Bir sefer bile toplantı yapmadı. Oğlum etme, eyleme. 5-10 kuruş için insanları zehir ediyorsun. Bir de... Oğlunuza mı dediniz bunu? Evet, oğluma dedim. Peki ne diyordu böyle siz söyleyince, hani istemeyince? Umursamıyordu. Bir fiske bile vurmuş değilim. Karakolluk oldunuz mu? Çok karakolluk. Bu çok önemli bir şey. Şimdi yani ben dernekleri çok önemsiyorum açıkçası. Yani bu sivil toplum kuruluşları bence bir ülkenin olmazsa olmazı. Ama işini doğru düzgün yapacaksın. Doğru düzgün de... fayda, yani bir fayda sağlayacaksın başımla beraber. Ama babanız diyor ki kendisi de kullanıyordu, bir de dernek çatısı altında satış yapıyordu diyor. Yok öyle bir şey yok. Sen biliyor musun? Ben hiç görmedim kullandığını ama böyle kayınbabamın söylediği gibi yani daha önce kullanmışsa, bırakmışsa onu da bilemiyorum. Yani daha önceden kullandığını de, bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu derneği kurduğu zaman sigarayı da alkolü de bıraktı. Eşi de biliyor. Sigarayı ben bıraktı yanında... ama alkola depremden sonra tekrar başladı. Alkola başladı, sigaraya değil. Alkola... Sigaraya değil, alkola sadece. Evet. Ama sen, insan bilir eşinin yasaklı madde kullanıp kullanmadığını, ama halinden, diyor, hareketinden. Daha önce kullandığını bilmiyorum. Yani kullandı, kullanmadı bilmiyorum. Ama evlendikten sonra... Diğer kardeşim kullanıyordu, Yusuf. Onu kaç defa gördüm çalışırken. Bir şeyler atıyor, ele çalışıyordu. Onu gözüm önünde ben gördüm. Ama Mehmet Ali kullandığını görmedim. Tamam, görmek ayrı. Bir yine de hareketlerinden belli edersiniz. Tamam, şimdi buraya da insanlar geliyor, kullanmıyorum diyor. Gözünden belli yani. Öyle şimdi değil. İllaki İş yerinde gece yarısına kadar 24 saat insan ayakta durabilir mi? Çalıştığı zaman ben bilmem de, Meryem sen gibi bilirsin. 24 saat hızlı bir şekilde çalışıyordu. Eşinden, yani eşin kullanıyor muydu yasaklı madde? Diyorum ben yani kendi gözümle görmedim. Kızım göze gerek ama, yok, gözünden anlaşılıyor. Şu anda hani Hasan abinin dediği gibi bir içici hani 24 saat ayakta kalır mı onu da bilmiyorum. 36 saat kalan da var, içtiğine bağlı da, ondan sonrası pert. Yani o değil önemli olan, sen eşinin yüzünden... Biraz asabi kendisi, yani biraz baskıcı bir şeyi var, karakteri var. Soramazsın bile yani. Yani sormam, hani soramam yani, içiyor musun içmiyor musun o yasaklı maddeden sonra. Sen ne evlendin ya bu adamla, sen kaç yaşındasın da? Ben 25 yaşındayım. Ne evlendin bu kadar böyle baskıcı ben, adamla? Yani gerçekten severek evlendik. Ha. Hani derler yani kısmet geldiğinde insanın dili tutulur. O şekilde. Hani gördük, o beni beğendi, ben onu beğendim. Yani anladım da bu kadar böyle baskıcı, bağıran bir adamla niye o zaman evliliğini sürdürüp 3 tane de çocuk yaptın? Düzelir diyordum hani, çocuk oldukça, zaman geçtikçe düzelir yani bu baskıcı şeyi gider dedim. Düzeldi karakteri. Mi? Bazen düzeliyordu, bazen geri dönüyordu. Ben sevmem öyle evde hömdürü 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 böyle demokrasinin kılıcı gibi başına insanı salağa çevirir yani, güzel değil. Yani kimse de yapmasın, hiç doğru bir şey değil yani. Ama anladığım kadarıyla hani sen diyorsun ya sert bir yapısı var, işte o sert yapısından dolayı zaten herkes evet, problem yaşıyor. Devam edelim babaya. Bu yasaklı maddeyle mücadele derneği açmış. HUMDER diye bir dernek kurdu. Yani Hatay Uyuşturucu Mücadele Derneği. Bir sefer bile toplantı yapmadı. Oğlum etme, eyleme. 5-10 kuruş için insanları zehir ediyorsun. Bir de... Oğlunuza mı dediniz bunu? Evet, oğluma dedim. Peki ne diyordu böyle siz söyleyince, hani istemeyince? Umursamıyordu. Bir fiske bile vurmuş değilim. Karakolluk oldunuz mu? Çok karakolluk olduk. Ben onu dövecek olsaydım çoktan yok etmiştim. Baba Tahsin Özdemir'in yakındığı tek oğlu kayıp Mehmet Ali Özdemir değildi. Kardeşini aramak için stüdyomuza gelen oğlu Hasan Özdemir'den de dert yanıyor. Hatta kayıptan onu sorumlu tutuyordu. Bu benim adımı veren oğlum.
hani Hasan, ben babamdan, kardeşlerimden şüpheleniyorum diyor ya, bu da en büyük yalan. İcabında kendisinin parmağı var bu işte, çünkü ikisi birdi. Kurtulduğuma dahi seviniyorum. Niye? Çünkü her Allah'ın günü taciz, tehdit. İlk tehdit etti Hasan ve çocukları. Ben Hasan'ı öldüreceğim, çocuklarını öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Sonra Hayrettin geldi. Hayrettin'i öldüreceğim. Hollanda'ya gideceğim. Orada kendisi ve ailesini öldüreceğim. Ben bıktım ondan, usandım ya. Yüzünü görmek istemiyorum. 26 Aralık'tan bu yana izine rastlanmayan oğlundan kurtulduğunu belirten ve sevindiğini söylemekten de çekinmeyen baba, tuhaf bir durumdan da söz ediyor. İzinsiz benim dükkanımın duvarını ördü. 7-8 defa şikayette bulundum. 15-20 gün önce dedi bir arkadaş, seni karakoldan istiyorlar. Senin hakkında tutuklama emri var. Sen bir adam varmışsın, yaralanmışsın. Ve ben artı yani oğlum hakkında 4-5 kere uzaklaştırma yapmışım. Çünkü beni hep taciz ediyor. Beni tehdit ediyor. Tutuklama kararını kim çıkarttırmış? Kendisi çıkartmış. Nasıl yaraladınız? İşte yaralamadım ben. Benim orada bir araba yapmıştım. Halı yıkama yerini ilk açtığımızda o arabayı ben kendi elimle yaptım. El arabası var ya böyle tek tekerli. Bu benim dedi. Aycan dedi, yok bu senin değil, bu babamın. Bunlar birbirine girdiler kızım. Aycan'ın orada bir işçisi var. Şimdi bunlar birbirine girince biz bunları ayırmaya çalıştık. Bu bizi çekiştirdi, çekiştirdi. Ta kameranın karşısına vardıktan sonra kendini yere bir yıktı. İşte şimdi sizi kameraya yakalattım dedi. Aynen hakime böyle söyledim. Dedi senin hakkında tutuklama emri kaldırıldı. Dedi hakim Mehmet Ali'nin cezalandırılmasına. Ertelendi mi davanız? 9 Ocak'ta olacak bu mahkeme. Mehmet'in başka bildiğiniz bir husumetlisi var mıydı? Sizin dışınızda böyle vallahi sorun yaşadığı. Bak. Bu yasaklı madde kullanıyor diyorsunuz, evet, mesela bundan. Şimdi çok kişinin evini yıktı. Kaç kişi yanında çalıştı? 1000 kişi. 1000 kişinin parasını yedi ve füsunada dayak attı. Onları mı dövdü? Evet, onları dövdü. Böyle birebir bildiğiniz bir isim var mı? Vallahi kızım isim bilmiyorum. Madem ki böyle sordun, bir kızım var. Dedi bugün bana 2 tane melek geldi. Bak git söyle Mehmet Ali abine. Sana pusu kuracaklar 4-5 kişi. Senin ölümün kız kardeşinden beter olacak dedi. Akıllı olsun. Bunu kim söyledi, Aycan mı? Hayır. Çok önemli. Ben de bunu birkaç kere dinledim. Ne anlatıyor Tahsin Bey diye. Tahsin Bey ekranda kalabilir. Şimdi Tahsin Bey'in, yani sizin bir kız kardeşiniz daha varmış. 7'nin içinde o da var mı? Kendisi 3 yıl önce bahsetti. O 7 kardeşin içinde o da var mı? Evet. Şimdi bu kızcağız da artık hani intihar mı etmiş, öldürülmüş mü, orası tartışmalı bir konu. Size göre intihar süsü verildi, bir cinayet. Savcının dediği gibi intihar süsü verildi. Yani orada şüpheli diye yazdı. Anladım. Şimdi bu kızcağız da galiba biraz ailenin husumeti oradan da başlıyor. Tahsin Bey'in dediğine göre bu kız kardeşleri de Mehmet Ali'nin baskısı yüzünden evden uzaklaşıyor. Bir başkasıyla ev tutuyor ve orada da başına işte bir iş geliyor, getiriliyor, neyse. Şimdi o konuyu bilmediğim için bir şey konuşamayacağım. Ama kız hayatını kaybediyor. Biraz senin baban onun ölümünden de Mehmet Ali'yi sorumlu tutuyor. Evet. Şimdi Mehmet Ali kaybolduktan sonra bir diğer kız kardeşleri rüyasında görmüş. Demiş ki baba, rüyamda gördüm. Bana melek geldi ve dedi ki, bu rahmetli kızın adı da Betül, Mehmet Ali'nin ölümü Betül'den de fena olacak. 4-5 kişi geldi, onu aldı, pusuya düşürdü, öldürdü gibi bir şey anlatmış rüyasında. Aslında babanın anlatmaya çalıştığı o. Yani sizin diğer kardeşiniz rüyasında görüyor Mehmet Ali'yi ve öldürüldüğünü görüyor 3-4 kişi tarafından pusuya düşürülerek. Bunu ben duymadım işte. Hı. Onu anlatıyor yani, şimdi ne diyor demeyin diye. Ben de bir dinledim ne anlatıyor beyefendi diye. Aycan'ın orada bir işçisi var. Şimdi bunlar birbirine girince biz bunları ayırmaya çalıştık. Bu bizi çekiştirdi, çekiştirdi. Ta kameranın karşısına vardıktan sonra kendini yere bir yıktı. İşte şimdi sizi kameraya yakalattım dedi. Aynen hakime böyle söyledim. Dedi senin hakkında tutuklama emri kaldırıldı. Dedi hakim Mehmet Ali'nin cezalandırılmasına. Ertelendi mi davanız? 9 Ocak'ta olacak bu mahkeme. Mehmet'in başka bildiğiniz bir husumetlisi var mıydı? Sizin dışınızda böyle vallahi sorun yaşadığı. Bak. Bu yasaklı madde kullanıyor diyorsunuz, evet, mesela bundan. Şimdi çok kişinin evini yıktı. Kaç kişi yanında çalıştı? 1000 kişi. 1000 kişinin parasını yedi ve füsunada dayak attı. Onları mı dövdü? Evet, onları dövdü. Böyle birebir bildiğiniz bir isim var mı? Vallahi kızım isim bilmiyorum. Madem ki böyle sordun, bir kızım var.
Dedi bugün bana iki tane melek geldi. Bak git söyle Mehmet Ali abine. Sana pusu kuracaklar 4-5 kişi. Senin ölümün kız kardeşinden beter olacak dedi. Akıllı olsun. Bunu kim söyledi, Aycan mı? Hayır, benim kızım Cemile. Mehmet Ali'nin ablası. Kız kardeşinin ölümü nasıl oldu? Ondan kız beter. Kız kardeşinin ölümü Mehmet Ali'nin yüzünden gene. Niye kız kardeşinin ölümüne sebep oldu? Kız kardeşi lisenin son sınıfta okuyor. Evet. Sınıf arkadaşından bir telefon almış. Vay sen mi alırsın? Başladı. Hangi hakla alıyorsun? Orada zaten şişmişti böyle. Yüzü görün gözleri açamıyor. Annem güle götürdüm kızı. Neyse ben eve geldikten sonra. Nerede bu? Nereye götürdün? Bana bağırıyor. Sana ne oğlum? Vallahi biz de orada işte birbirimize geldik gene. Bak şurada burada 9 tane dikiş atıldı. Beni dövdü. 3 tane dişimi kırdı. Kız kardeşi nasıl öldü? Cinayet işlendi. Mehmet niye sebep yani? Mehmet Ali sebep diyorsunuz. İşte hani dövdü ya. Bu abi değil. Artık kız evden ayrıldı. Hasan abisinin evinde barındı. Onlar da artık ondan bıktılar. Artık onu kovmaya başladılar. Nereye gidecek? Bir arkadaş bulmuş. Gitti onunla beraber bir inşaat tuttular. İki kız kardeş gibi. Sonra kızıma teklif etmişler. Torbacılık yapsın. O kabul etmeyince onu öldürdüler. 3 kişi onu öldürdüler. 2 erkek, 1 kız. Siz biliyor muydunuz kimlerin öldürdüğünü? Kimlerin olduğunu ben bilmiyorum. Neden 2 erkek, 1 kız? Öldüğü gece annesi çok üzüldü onun için. Rüyasına geldi annesinin. Dedi anne ben intihar etmedim. Beni filan 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 kız öldürdü. Adlarını da bile siledi. Annesi sabahleyin uyanınca unuttu onu isimleri. 3 kişi. Beni 2 erkek 1 kız. Adlarını da söyledi. Bunlar beni öldürdü. İntihar süsü verdiler. Mehmet Ali sizce başına bu yaptığı şeyler yüzünden başına bir şey gelmiş olabilir mi? Vallahi olabilir kızım bilmiyorum. Hayatta olabilir mi sizce? İnşallah. Hayatta olmayabilir mi? Bilmiyorum. Allah şahit olsun ben de bilmiyorum. Dilerim Allah'ımdan ortaya çıksın. Şimdi işte bu kadar kız kardeşini de dövdü, yüzünü gözünü şişirdi dediğinde açıkçası ben o Muhtar Can Bey'in senin gözündeki morluğu da söylemesini burada bağlantı kurdum. Demek ki şiddet eğilimli bir kocan var senin. Yok abla, ne kadar hani baskıcı olursa olsun ama kesinlikle şiddet yoktu. Ben hani kız kardeşin daha öncesini bilmiyorum. Şiddetli bir insandı, doğrudur. Yani şiddetli yani. Ama kesinlikle ne bana ne çocuklara karşı bir şiddetini görmedim. Kızar, bağırır çocuklar mesela birinci oğlana okula gitsin diye, ders çalışsın diye bağırırdı, kızardı. Ama böyle çok abartılı bir şekilde bir şiddet yok. Yani gözündeki morluk, gözündeki morluk abla ben çocuğu örterken, hani yani yaklaştım öpmeye, kafasını tam şuraya çarptı. Kafasını kartı, o an rüya mı görüyordu, korktu mu artık bilmiyorum, tam şuraya çarptı kafasını. Oradan morardı gözüm. Burada şu an sol tarafın şurası. Burada morardı var. Zaten eşim kaybolduktan sonra zaten doğru düzgün uyku yok. 4 aylık bebeğim var. Onun huysuzluğu var. Ama bir göz altındaki o bir de bende kansızlık var. Ama göz altındaki morlukla yani darbe morluğu fark eden mesela mi? Dün sabah mesela çocuk uyandı. Anne kucağına gelebilir miyim dedi. Kucağıma gelirken tam yine aynı hizaya vurdu. Hatta oğlan dedi anne bak ne hızır kafana çarptı gel bakayım ne yaptı. Geliyor böyle kontrol ediyor. Oynuyor anladım burnumla. Yani sen diyorsun ki çocuğun kafası geldiği için benim gözüm mordu. Beğenmeleri bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Uygulamaz abla biz gerçekten severek evlendik. Hani bir şiddet uygulayacak biri hani bana karşı şiddet uygulayacak biri değildi ya da çocuklara karşı. Vallahi çocuklarını çok severdi. Çocuklarına Meryem azarladığında bayağı şiddet gördüm bir seferliğine. Yani kızardı. Telefonda gene şiddetliği vardı. Çünkü Mehmet Ali şiddetli bir insandı. Onu biliyorum. Ya eşini dövdüğünü biliyor. Dövdüğünü değil. Ama şiddet dediğim lafla bağırışında olabilir. Ya bir insan eşinin yanında mesela ailesinin yanında, kayınpederinin yanında böyle bir şiddetle insan durmaz. İlla ki bir şeyler olmuştur orada. Yani bir yok, konuşma bir şey olmuştur. Olmamış. Hayır bir şey olmamış bizde. Ya olmamış diyorsunuz da. Hayır. Ama mesela ben kayınpederimin yanında eşime bağırsam tepkiler üzerime gelir. Yani insan orada durmaz Hasan ki. Hasan Bey keşke bugün sağ çıksa. Ya ben bunu söylemek zorundayım ki her şey ortaya çıksın. Ya bir şey bildiğiniz varsa söyleyin. Abi, yine bir zaman bilgisi. Yani bize bela mı açtı? Nereye gidecek? Karısı kusuyor. Yeni hamileydi.
Biz iki hafta deprem ilk zamanlarda iki hafta dedemgilde kaldık. Yok onu sormuyor Hasan Bey. Diyor ki Halim amcığım yani bu diyor biraz diyor benim kardeşim de hiddetli bir adamdı diyor. Evet. Hiddetli olduğu için ama de diyor bağır. Yani mesela kayınpederini falan yanında bağırıyor muydu ki Meryem'i ailesinin yanında? Ya ailesinin yanında bağırdığını görmedim. Ama iş yerinde mesela kendi inşaatında telefonla eşine bağırdığına kaç defa şahit ya, oldum. Bazen çocuklar şiddetli için olduğunu bağırıyordu. Biliyorum ben. Çok evet. Şiddetli bir insan olduğunu biliyorum. Babam da biliyor, bütün mahalle de biliyor. Ama son zamanlarda kendisi düzeltti. Yani şiddet yani daha önce. Hasan Bey de diyor ki evde de diyor eğer böyle hani eşinin yok. Üzerine gittiyse evde de çünkü hem eşiniz var hem iki tane erkek çocuğu var. E tabii ki onu yok. Her şekilde hallederler yani. Çünkü yani söz yok. Konusu neden? Çünkü en son kesinlikle. Saatlerinde eve gelişiyle oradan kaybolması şüphe gösteriyor gene. Bir de ariyetten mesela işçileri bıraktığında el gelirken o iki kişi kim? Yani biri iri, biri zayıf. Kim iri, biri zayıf? Kardeşlerinden de birisi iri, biri zayıf var. Onda da şüphe çekiyor. Yani bunları... Ben de o zaman senden şüphe çekiyorum. Şüphe herkes... çekebilirsin, sıkıntı değil. Ben bunu söyleyeyim ki, yani herkese şüpheleneceğim. Ben herkesten şüpheleneceğim. Sen benden şüphelenebilirsin. İrilik ya da zayıflık bu herkeste olan bir şey. Yani abim iriyse tamam. Abim mi suçlu oluyor? Ya ben da kardeşim suçlu olduğunu zayıfsa... söylemiyorum. Şüphe diyorum. Suçlu olduğunu söylemiyorum. Tamam abi ona hayır, bakarsan yani o zaman. Hayır Hasan Bey şunu anlatmaya çalışıyor. Öyle şimdi diyor ki eve geldi bu adam. Geldi, eve geldi. Uyuyordu herkes tam içeri girecek. Bir de artı bir şey söyleyeyim. O gece yarısında Mehmet Ali ben bildiğim kadarıyla kaynağı makinesini tek başına indiremez. İlla yanında bir kişiyle vardır. Ben beraber onu Mehmet Ali yükleyemez, indiremez. Onu kim yanına indirdi o geç saatlerinde? Yani bir insan der ya işte faal salandı veyahut da birileri çıkar merak eder. Ben eve gittiğimde çocuklarım hepsi mesela yatıyorsa bile kalkarlar. Baba geldi gece arasında. Eşim çıkar. Yani sen, hayırdır nereden geldin ne yaptın kiminlesin? Sen kardeşini tanımaz mısın? Ben kardeşimi tanırım tabii ki. Bu saatte karısını dışarıya çıkmasını izin vermez. Ya kapının önüne kadar çıkmaz mı bir insan? Yok o saatte abi izin vermez çıkayım. İzin vermez. Ki, nasıl izin vermez? Ayrıyeten bana dedi ki içeriye gel sakın insan, dışarıya tamam, çıkma. İzin vermez tamam anladık izin vermez. İnsan... Kucağımda bebek var hani çıkma dedi. Hani yani kimin sözüne dinleniyor? Valla sana kısaca sana söyleyeyim mi? Gene sizden şüpheleniyorum. Gene babam de. Tarafından da şüpheleniyorum. Çalıştığı işçilerden abi şüpheleniyorum. Abi ben de senden diyeceksin şüpheleniyorum. Niye? Çünkü bir ay öncesinde yine para için yine para için tartışmıştınız. Ben tartıştım. Ben onun abisiyim. Tartıştım. Ben de eşim. Daha önceden de bak bir saniye. Daha önceden de tartıştım. Daha önceden de kavga ettim. Daha önceden de beni babamın tarafından babamı şey yapıp üzerime saldırdılar. Babam benim kafamı vurdu şişirdiler. Mehmet Ali yüzünden. Ama ben gene onunla barıştım dedim sıkıntı değil. Sonuçta kardeşim bu. Senin aileden kardeşi bu... Ölümüne kadar bana bıçak çekti Mehmet Ali. Dedim sıkıntı değil. Aradan birkaç ay geçti. Ben gene barıştım onunla. Gene dedim sonuçta kardeşim. Ya abi Mehmet Ali seni aramasa sen hiç Mehmet Ali'yi aramıyorsun. Ben mi aramıyorum? Evet. Nereden biliyorsun? Kendi nereden söylüyordu. Biliyorsun mahalledekine bir sor bakayım. Kendi yüz yüze söylüyor. Geldiğimizde oturup çay içtiğimiz oldu. Tamam yüz yüze geldiğinizi demiyorum. Mehmet Ali seni aramasa sen kesinlikle telefonla Mehmet Ali'yi aramıyorsun. Ya aramam olabilir. Çünkü soğuk kanayım. Benim ay, kalbim kırık. Ay. Babama da kalbim kırık. Bir ay, iki ben ay aramasın. Ben kalbim kırık diyorum sana. Ama o seni arıyor. O benim, zaman kalbin kırık olmuyor. Benim kalbim şu anda kırık. Bak bir şey soruyor şimdi şuraya atlamayalım. Şimdi bu Mehmet Ali eve geliyor. Sen de arabanın sesini duyuyorsun. Evet. Oturduğun odadan. Sonra kapıya çıkıyorsun. Emziriyordum. Hani kapı, sesi duydum. Hı. Ama o ara emziriyordum. Tamam emzirdin bebeği bırakırsın yana. Abla uyanık. Uyansın ne var? Ağlar. Benim... Ağlasın. Ha, ben zaten sizin o mantığınızı da anlamadım. Dün sen yayına bağlandığında bahçede bir ton adam var. Çocuk orada avaz avaz ağlıyor. Sen telefonu dışa çıkıp ya biriniz de çocukların başına dursun demiyorsun mesela. Ben sizin o mantığınızı anlamadım. Abla sağlıyor da annem sağlıyor da o ağrı zaten... Bebek elimde. He. Sağlıyor o ama susmuyor. O ikinci çocuk susmuyor. Tamam. Siz ikinci çocuktan bahsediyordun. Ha, ben bilmiyorum hangisini ağladın da neyse dışarıda bir sürü adam var alsın kucağına çıksın ondan yok, bahsetmiyorum. Dışarıda... Bebeği sen emziriyordun. Tamam bıraktın. Kocan gelmiş yani ne bileyim koca karşılanır ya genellikle kapıda onu anlatmaya çalışıyor Hasan Bey. Ya yanında o insan içinde kapanık olabilir insan sonradan patlamış da olabilir. Ayrıyeten bir fevri işler de yapmış olabilir. Hayır hayır. Çünkü ondan bahsediyorum. İstemez dışarıya çıkmak için. Yani o saatte dışarıya çıkmama izin vermez ama. Hani ama saat 7:30-8 gibi olabilir ama orası oturmak dışarısı için. Değil ki orası evin bahçesi. Olsun istemez, abla istemez sevmez kim o saatte. Kim var orada? Kimse yok. E? Ama bu bazen sokak hayvanları var köpek falan. E? Onlar bir havlasa ben korkarım.
Korkarsın, o da hoş ama der gider. Ama mesela orası yine istemez kapalı. Abla. Daha istemez. İyi işte, karısını kurtarmış olur köpekten. Yani İstemez abla, istemez. İstemez. Ben evliliğim boyunca bir komşuya gitmişliğim yok. Tamam, ayrı da gece saat kaç? 1-1.30 sularıydı. Tamam, gece saat 1.30, kocan da gelmiş. Sen de kapıdasın, git sarıl boynunu, öp hoş geldin kocacığım, de içeri gir. Ama girin. İşte abla bahçe kapısında, ben evin kapısındayım, o bahçe kapısında. O ara işte dedi bana ki çıkma dışarıya. Hı. Geliyorum birazdan, içeriye gir. Ben de içeriye girdim. Tamam, şimdi buraya kadar normal. Şimdi Hasan Bey, işte oradaki o kaynak makinesi. Evet. Kaynak makinesi dediğimiz ne? Büyük büyük kaynak makinesi. Dün muhabir kaç abla da geldi. Eski polisler de geldi. Yani, tek başlarına kaldırdılar. 70-80 yani civarında, yani 50-60 kişi. Kişi kaldırdı. Ancak 2 kişi kaldırdı. O kaynak makinesi arabanın arkasında mıydı? Evet, muhtar da aynı şekilde söyledi. Kaynak makinesi, direkt kaynak makinesine baktılar. Direkt baktılar. Daha da bu kaynak makinesi nerede? Dedi tamam, ki sen araba, de diyorsun şey, ki kaynak makinesi Mehmet Ali'nin o içeri girmediği arabanın arkasındaydı. Evet. Birisi yardım etmezse o makine kaybolduktan sonra nasıl bahçede çıktı diyorsun. Evet. Yani Hasan Bey de diyor ki geldi içeri, senin baban ya da kardeşlerin vesaire yardım edip bu kaynak makinesini içeri mi indirdiler diyor. Abla şöyle bir şey de, dün muhabir abla da geldi, o da baktı, polisler de geldi, tek başlarına kaldırdılar. Öyle mi Mügeciğim? Kaldırılabilir yani mi? Kaldırılır şey mi bir şekilde. Yani kaldırmak başka, arabaya kadar. Ama arabadan indirilir. Ama arabadan indirince konuşun. Araba yüksekte ya. Ki. İndirilir abi, indirilir bir şekilde. Müge Hanım, yani bir kişinin çok zorlanarak kaldırabileceği bir ağırlıkta ama kaldırabiliyorlar. Yani bizzat kayınpederine kaldırmasını rica ettim. Kendisi kaldırabiliyor yani. Taşıyıp biraz sürükleyerek, zorlayarak yapabiliyorlar. Bak, tamam işte bak, sürükleyerek, zorlayarak ama bu arabanın arkasında. Şimdi bir şey yaptırırken tam yaptırın o tatbikatı. Evet. Arabanın arkasında. Evet. Arabanın arkasından kaldıracak. Evet. Aşağıya indirecek. Tamam, hepimiz sürükleriz. Bana da versen ben de itekler bir şekilde sürüklerim belki. Ama nasıl kaldıracağım onu arabanın arkasından da yere indireceğim? Yani... Evet, arabanın arkasından denetmedik. Araba kullanımda değildi. Ama kaldırabiliyorlar. Yani güç zorlanarak da olsa kaldırabiliyorlar. Yani sürüklemeden kucaklayabiliyorlar. O kadar tek büyük bir kaynak makinesi değil mi diyorum. Size de bugün gösteririm arabadan. Onu. Göster bize bir onu. Yani onlar tamam öyle de indirse bir tangır tungur ses olacak o zaman herhalde tek başına olursa. İşte indirme ya da bindirme, ben orayı görmedim. Evet, sonradan evet, sabaha ses olması lazım. Sabaha karşı babam çıkmış almış. Demek ki onu indirmiş ama ben hani dışarı çıktığım zaman, kapıdan baktığım zaman bir şey indirdi ya da bindirdi görmedim. Ben ifademde de böyle söyledim. Hani o ara görmedim, içerideydim. Ama ben kapıya geldiğim zaman araba dış taraftaydı. Yani dış bahçe kapının dışındaydı. Kapıyı çekerken gir içeriye, çıkma dışarıya, geliyorum birazdan dedi. Daha önceden de böyle bir şey olmuştu. Geç saatte gelmişti. Saat 2-2.30'tu. Ama hani çalışıyorum dedi. O ara çalışıyorum anladığım dedi. Anladığım kadarıyla sen zaten neredesin falan diye sorabilecek bir ilişkiniz yok sizin hani. Ya sorarım neredesin, çalışıyorum der. Tamam, nerede o çalıştığın yer mesela der misin? O kadarını sorma. Soramazsın. Sormam, ben yani sormam, o kadarını sorma. Niye? Yani çalışıyorum der, tamam derim, kolay gelsin derim. Belki doğru söylemiyor. O onun vicdanı. Ben kendi vicdanımı rahatlattıktan sonra, ki yani az çok anladım herhalde, başka biri var gibisinden galiba öyle düşünüyorsunuz ama kesinlikle hani başka birinin olduğunu hayır, düşünmüyorum. Hayır yani şimdi gece saat 2'de gelmiş adam. Neredeydin? Çalışıyordum yani. Daha ikinci soruyu soramam. Üstü tamam. Başı hani hep kirliydi. Hani çalıştığı elbiseler vardı. Ona göre ben de tamam diyor. O zaman niye soruyorsun madem üstü başı kirli neredeydin diye? O zaman sormana gerek yok. Hayır, daha öncesinde telefonda ben neredesin diye soruyorum. Geldiği zaman zaten üstü başı kirli bir şekilde geliyordu. İş elbiseleriyle. Ben de bir daha dünya erkek olarak gelirsem böyle bir kadınla evleneceğim tabii de. Yani gece adam gelmiş oraya 1.30'da, diyor ki sana gir içeri çıkma, ben birazdan gelirim. Nereye gidiyorsun yani? Ama işte soramıyor demek işte, o size dün anlattığım filmdeki gibi. Yani bu çok ciddi bir baskı altında zaten Meryem. Yani sen bu kadar farkında değilsin belki ama. Babaya karşı şiddet gösteren babada kafasında bu kadar çok sayıda dikiş oluşturacak derecede babasına şiddet gösteren bir adamın sana da sakin davranacağını ve sadece bağırarak işi çözeceğine ben inanmıyorum. Tabii ki yapmasını hiç tasvip etmem ama bu tip bir insan eminim ki bütün çevresine, eşine de, bütün çevresine de
şiddet eğilimli, fiziksel şiddet eğilimli bir adamdır. Bu söylediklerinizin hepsini ben evlendikten sonra öğrendim. Ama sana da yapmıştır. Sana da şiddet göstermiştir fiziksel anlamda da. Yok abi, kesinlikle fiziksel olarak hiçbir şekilde şiddet görmedim ama sizin söylediklerinizi, kayınbabamın söylediklerinin hepsini ben evlendikten sonra öğrendim. Yavrum kardeşini... iyi de sana bir şey söyleyeceğim ama senin o ikinci soruyu soramamanın nedeni ne? Ablaanne... Şimdi bundan hiç kimse hoşlanmaz. Bundan şimdi hiçbir kocaya sorsan hiçbir koca hoşlanmaz. Ama koca höt derse, bir tane de çakarsa, bir kere dayak yerse, iki kere, üçüncüsüne susmak zorunda kalırsın. Ya çünkü yok. Sen ona o soruyu sorduğun zaman o sana şiddet gösteriyorsa ne yapacaksın? Sürekli dayak yiyecek halin yok. Yani o raddeye nasıl geldin sen? Hani yok, onu kendi vicdanına böyle... kalmıştır raddesi biraz çok soru zor soran, bir radde. Böyle çok soru soran birisi de değilim. Neredesin? Çalışıyordum. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Sonra ev muhabbeti oldu. Senin zamanın nasıl geçti? Ne yaptın? Ne ettin? O şekil. Hani ben... Böyle bütün detayıyla bütün gününü sormam. Bu çok toz pembe bir tablo çiziyorsun Meryem. Ben hiç buna inanamadım açıkçası. Sizin eşleriniz de öyle mi? Yok vallahi. Ben ayrıca sorulmasını da isterim. Yok, ben vallahi. Ortada yoksam hani daha da şiddetli aranmak isterim açıkçası. Bu kadar sakin de eşim otursun istemem. Nerede ben, kocam diye mesela... bağırsın isterim yani. Benim sakinliğim neden abi? Benim 3 tane çocuğum var. Ben burada kendimi yırtayım, ağlamaktan perişan olayım. Belki çocuklara ne diyeceğim? İcabına senin yerine ailen de konuşmuş ağlamayı olabilir. Ağlamayı kastetmiyorum. Farz et sen konuşmuyorsundur. Ailen yerine belki de bir şeyler yapmış da olabilir. Ağlamak değil, o insanın suratında nasıl bir ailenle ifade evet oluyor. Yani ben çocuklara bak yanlış anlama. Bizim de artık 17 hatta benim 20'ye geldi. Hani insanların suratında bir ifade oluyor ya. O ifade bir kaygı ifadesi, bir üzüntü ifadesi. Abla sen benim şu anda sadece dış kıyafetlerimi görsün. İçimdeki fırtınayı bilemezsin. İcamda o fırtına ortaya da çıkmış da olabilir. Hiç sıkıntı o. Fırtına abi, çıkmış benim, da olabilir. Az çok sen beni tanıyorsun. Sen çıkartmıyor olabilirsin. İcamında yanındakiler de fırtınayı koparmış olabilir. Nasıl koparacağız yanındaki fırtına? Ya olabilir yani. Çünkü bir insan nasıl? Bütün yıl... İkinizde... O ezilmiş o fırtınayı ben hissedebiliyorum. Ama kocanızla ilgili söylediklerinizdeki hani söylemlerin tam gerçeği yansıttığını hissedemiyorum. Yoksa içinizde o ezilmişliğin fırtınası hissediliyor. Eminim herkes de hissediyordur. Yani siz eşinizin kaybındaki endişeyle ilgili değil, eşinizin sizinle konuşup ayrılıp gitmesi ve telefonla da 3 saat sonra ben çalışıyorum demesini, eşinizin sizden ayrılışı ve akrabalarınızla birlikte, babanızla birlikte olan irtibatındaki pürüzleri ortaya çözmeye çalışıyorsunuz. O havayı veriyorsunuz. Yoksa sizde eşinizin kaybından dolayı bir endişe ifadelerinizde yok. Abi evet, aslında bana da yüzüme... şöyle geliyor, belki de diyorum yani tahmin ya. Ediyor Meryem diyorum. Yani mesela çok açık söyleyeyim, biz şu anda Mehmet Ali'nin öldürüldüğünü düşünüyoruz. Yani bir tek biz değil, herkes öyle düşünüyor. Kadavra köpekleri gelmiş, Diyarbakır'dan evet, aranıyor. Yani şimdi kadavra köpeği niye gelir? Yani polis demek ki artık öyle düşünüyor. Bugün 9 gün olmuş. Senin kocan da öyle 9 gün sizi bırakıp gidecek bir adam da değil. Zaten gereği yok yani gitmesi için değil mi? Yani. Hiçbir şekilde hani... Gezmeye gidiyor olsa, kafa dağıtmaya gidiyor olsa yine götürürdü bizi. Hani şuradan şuraya bir şey, markete gidiyoruz, yine gidiyoruzduk onunla. İşte sizde bu ölüm neticesini... Onu ben işte aklıma getirmeye merak çalışıyorum. Merak etmek veya o ölüm merak neticesinin değil. Sizde ben belirtileri konuşmalarınızda, tavrınızda, bakışınızda... Yok maalesef, kusura bakmayın. Hayır maalesef ben... değil, ben de o yüzden belki başka bir şey biliyordur diye hayır, şey. Veya yani... var... Bir şeyler de anlatamıyorsunuz. Ben onu o düşünceyi aklıma getirmeye çalışamıyorum. Yani getirmemeye çalışıyorum. İnşallah çocuk, getirmeyin. İnşallah. Yani öyle hani bir yerden sürpriz olmasın. Ben çıktım demesini bekliyorum. Ben abi çocuk okula gidiyor, güzel yazı defteri bekliyor. Oğlum hadi kırtasiyeye gidelim beraber alalım. Yok anne baba getirecek. Cevansın diğeri ışıklı diyorsun. Oyuncak istiyor diye. Işıklı oyuncak bekliyor.
Ya başka bir şey söyle, başka ne bildiğin varsa abi, söyle abla. Abi bildiğim yok. En son yenge içeriye söyle, gir. Bildiğin varsa içeriye söyle. Gir. Aynı dışarı, şeyi tekrarlıyorsun. Sakın çıkma aynı dedi. Şeyi içeriye gir dedi. Çocuk kağıt istiyor, defter istiyor. Tamam. Abi isteyebilir. En son yaşanan herkese şey bir, bu. Bunlar aynı şeyi tekrarlama. Yaşanan band gibi şey... sarıyorsun. Band gibi tekrardan abi, sarıyorsun. Abi aynı şeyler bunlar. Yaşadığımız yok şeyler ya. Bunlar. Ben o ölüm şeyini ben aklıma getirmemeye çalışıyorum. Ya bir insan bu kadar yaşlandığında yani sadece bu kadar bilgin varsa o hayat hayat değil ya. Getirmemeye çalışıyorsun ama 9 günden beri nereye bir gitmiş yandan olabilir? Da belki kan izi bulunmuş harbi. Belki bir yeriyle bir arbede şey yaşanmış. O kan saklanıyordu. Izini ben gördüm zaten. Bu kadar bak biliyorsan işte onu söyle. Seni Meryem. Aramaz. Yani böyle bir şey Hasan mi söyledi? Aramaz. Orada hayır polisler söyledi. Hayır belki... o birine zarar verdi. Sen de karısı olarak sana mı orada, söyledi? Direkt jandarma haber verdi. Polis haber verdi. Ama can bana söyledi ki sizin akrabalar size irtibata girmiş arabayı bulmuşlar. Nasıl oluyor bu? Araba için evet. Biz bir ara verelim bunu şey yapalım. Sana kocan öyle bir şey mi söyledi? Onu söyle en azından. Bir ara verelim de. Öyle bir şey mi söyledi kocan? Nasıl bir ara yani? Verin siz. Kocan hani kendisi orada... Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Ablacığım bak yine sana soruyorum. Yani eşin gerçekten sana hani öyle söylediğinde ya kimseye bir şey söyleme ben gidiyorum ediyorum falan gibi bir şey söyledi mi? Yani artık sana öyle bir şey söylediyse de bunu açıkla. Çünkü bak Dağtaş arıyorlar yani. O, yok, o da devletin polisi, jandarması, bizim canımız, ciğerimiz yani bizim evlatlarımız orada arıyor onları. Abla sağ olsunlar konuşturuyorlardı, ilgileniyorlardı ama kesinlikle öyle bir şey söylemedi. Sadece içeriye gir, dışarıya çıkma, birazdan geliyorum dedi. Başka da bir şey söylemedi. Çünkü olabilir yani değil mi? Hani gider orada der ki bak benim başım, elimi kana buladım. Ben de gidiyorum. Yok hani abi. Sen kimseye sesini söyleme, sesini çıkarma. Ben şuradan kaçacağım, edeceğim. Sen de beni koru. İnsan bunu karısına söyler. Kesinlikle abla öyle ama bir şey söylemedi. Ama artık 9 gün oldu, kaçmışsa da kaçmıştır. Günah yani orada. Kesinlikle öyle bir şey bizim söylemedi. Bizim çocuklarımız arıyorlar yani. Mehmetçiğimiz arıyor. Dağtepe hiç de kolay yerlerde değil. Benim yemin ediyorum içimi tutuyorum onlar öyle dağda tepede dolaştıkça o polis, jandarma. Her an onların eminim başına siz de da bir şey yani. Gelebilir. Onlar da insan. Onların da anaları var, eşleri var, kardeşleri var. Hiç kolay işler doğru, değil. Doğru söylüyorsunuz. Yani ama bunu senin dediğim gibi o rahatlığından dolayı. Ya o rahatlığın derken de yanlış anlama Meryem. Abla rahatlık diyorsunuz ama içindekini görmüyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Tamam, ne kadar hissediyorum deseniz de anlıyorum deseniz olabilir, de. Olabilir, herkesin duygusu da ayrıdır. Böyle miydi hep kızın bilmiyorum. Ben her zaman sakinimdir, soğukkanlıyımdır. Mesela yani Allah bağışlasın, ay, herkesin çocuklarını bile... bağışlasın. Hani sünnet olduklarında pansumanlarını eşim değil ben yapardım. Ben yapamam derdi, çekinirdi. Hayır ne bileyim ben bir dizi izlerken bile oturuyorum ağlıyorum. Ben yok ağlayamam. Aşkım Memnun'un son bölümünü 50 kere izlesin. Şimdi şurada gene izlesek gene ağlayacağım falan yani. Niye acaba? Ben yok yani böyle ağlayan bir tip değilim. Öyle dizi falan izlerken de ağlamaz ağlamam mısın? Kesinlikle ağlamam. İyi Allah ağlatmasa. Yani soğukkanlıyım hani şey yapmam ama hani bu tür şeylerde ağlamam. Mesela annem ağlar. Teyzem ağlar ama ya ben bak, ağlayan birisi iyi değilim. Ben de bir işi çözene kadar inanılmaz derecede soğukkanlıyımdır. Ama hani bir yerde patlama olur. Hani pansumanlarını ben yapıyordum. Düştüler bir yerleri kanadı. Eşim hani ben yapamam derdi. Temizle yani, derdi. Kusura bakma ben valla. Temizlerdim yaralarını. Hani öyle söylediğimiz için seni de asla bunun için söylemiyorum. Ben zaten kendine ayılan bayılandığını hiç hoşlanmıyorum biliyorsunuz yani. O da bana numara geliyor da. Ama hani insanın bir surat ifadesi oluyor yani. Kocam ben, ölmüş. Abla ben ölmüş kelimesini de şu an aklıma getirmiyorum. İşte getirmemeye de çalışmıyorum. O yüzden sana çünkü soruyorum. Ama çocuklar da anne neden böylesin ya dediği zaman da... Ya ne şu an çocuklar? Çocuk 4 aylık çocuk ne yani? 4 aylık değil abla 7 yaşında. E tamam ne olacak yani sen kendi surat ifadeni değiştiremezsin ki çocuk için. Yani, bir acı varsa o da yaşayacak onunla beraber. Yaşayacak ama şu anda baba yaşıyor diye biliyor. Yani ölmüş tamam, ya da... Tamam onlara öyle söylüyorsun. Sen de öyle mi hissediyorsun? Öyle hissediyorum ben. Yaşıyor diye hissediyorum. Bir yerden çıkacak sürpriz ben geldim diyecek. Diye bir şey kadar hiç böyle 9 günlük gelmemezli haber verme işi oldu mu hiç? Biz evliyken şey olmadı ama daha öyle öncesinden kayınbabamla yani kaynanamla yaşadığı zaman bir iki kere galiba başını almış Antalya'ya gitmiş. Antalya mı Bodrum mu nereye? Antalya'ya gitmiş ama herkesin haberdar. Her nereye gittiğinde belli
Arkadaşlarımla muhabbeti var ama bir anlık habersiz bir şekilde gitmez. Bu şekilde ama habersiz bir insan bu kadar olmaz yani. Bir de bekarken ki hani göstermiş olduğu rahatlık evlendikten sonra ama göstermez. Ama herkes, bütün var, mahalle var. Mehmet Ali'yi tanır. Çocuklarına çok düşkündür. Evet, düşkün. Ailesine de düşkündür. Ama sana bazen mesela sen çocuklara dokunduğun zaman tepkisi çok değişiyordu onda. Ben sana kızım, baskı yaptığını gördüm. Telefonla sana baskı yaptığını gördüm. O da bağırıyor çocuklara. Arkadaşlar kızıyor. Da gördü. O arkadaşlar da sen şahit zaten. Sen çocuklara bağırır mısın? Kızar ben mısın? Ders ben? Çalışmadığı zaman kızarım. Yaramazlık çok şiddetli bir şekilde olduğu zaman kızarım. O zaman sen de çok sakin değilsin demek ki. Burada oturduğun ama ve bize hani göstermiş olduğun o her şeyi hani sakinlikte sende yok. Sakinlikteki tarzın sizin evdeyken, yok. Sen sizin evdeyken sinirlenebiliyorsun. Ben orada sizin işinizi yani, yaparken sen bir tepki gösterdin orada. Ne zaman? Sizin inşaatınızı yaparken, sizin mermerinizi düşerken. Evet. Sen orada Mehmet Ali Sena sana bağırdığında çocuğa neye vurursun, niye şey yaptığını bağırırken sen ona tepkini gösterdin. Sen karşılık verdin orada. Tamam, ben bir şey yapmadım sen dedim. Sen bayağı karşılık yani verdin. Yani biraz daha ben davranmasam camda sana orada birbirinize geçecektiniz. Yani o sakinlik öyle bir şey değil. Abi o çocuklar sen için değildi. Sen sürekli sakin değilsin zaten. O çocuklar için değildi. O arabanın kapısını açık bıraktığım içindi. Yok, sen çocuğa da vurmuşsun orada. Abi ben o gün sen yanımızdaydın, ben çocuğa vurmadım. Ben de sizin yanınızdayım. Orada değil. Bir yerde çocuğa vurmuşsun, azarlamışsın sen. Çocuğu bir daha azarlarım, yapma dedi sana. Ama senin bağırışına sanki bir düşmana bağırır gibi yaptın. Abi ben çocuğumu azarlarım. Ya bir bunda insan bu kadar suskun lan. Bir insan sonunda sizin orada kaybolması yani sizden de genç şüphe ediyor. Zaten en son durak bizim ayırıyoruz. Tamam işte şüphe orada zaten. Eğer bir bildiğiniz varsa bizim söyleyin diyorum ya. Keşken deprem abi olmazsa. Yok. Keşken şimdi gelsin. Vallahi ama yemin ederim. Ama depremden bütün sene sizde değildi ki. Kimseye diyemem son gel zamanlarda sizdeydi. Son zamanlarda sizdeydi. Son zamanlarda kimseye. Ben Mehmet Ali'yi bilirim. Fazla kalmaz sizin orada. Abi çünkü niye kalmaz? Yok. Çünkü niye aranızda bir şey olduğunda... Hayır, bir şey yok. Vardır, illa ki vardır. Hayır. Ya. Abi nerede yatıyor o zaman bu adam ya? Arabada kaç defa yattığını söyledi bana. Tamam, arabada depremden yapmadınız mı yenge? Yattık, depremden nerede sonra yattılar? Yattık. Bizden mi yattılar? Konteynerde yatmadınız mı? Yapmadık. Hayır. Kesinlikle kamera kayıtları bana var. Bana söylüyor kendisi depremden sonra. Hayır. Bu son zamanlarda değil. Hayır. Bir dakika. Hiç ne söylüyor sana abi? Bana söyledi arabada yattığınızda arabada yatmışsınız kaç defa? Depremden sonra yattık, evet. Evet. Bana çadırlara gittiğinizi söyledi. Çadıra da gittik dedemler. İlk, evet. İlk iki hafta deprem, ilk iki haftası ama bu çadırda kaldık. Bu hatta yana kadar depremden sera. Bütün sene depremden 9 ay geçti. Yine orada annengilde kalmadın. Son zamanlarda kaldınız orada. Hayır. Abi bütün kamera kayıtları bütün vardır. Her çok şey sık vardır. Sık sık da bak en son orada kaldınız. Sürekli orada kaldınız. Hayır. Abi, ama ben daha açıklayayım önce de açıklar, tamam dinliyorum. Bir dakika. Dinliyorum. Biz depremin ilk iki haftası dedemgilde kaldık. Tamam. Çadırda. Çadır dediğimde sera, büyük seralardandı. Sonra ev dedik, eşya dedik. İki haftada kulübede kaldık. Orada odunluk vardı biliyorsun. O arada zaten ikinci deprem olmuştu bu saat 8-8.30'da. Ondan sonra da arabada kaldık minibüste. Neden acaba? Depremde belki çocuk... de Mehmet Ali sizin ailemde fazla rahat olmayabilir acaba. Nasıl ondan yani da kalmış olamaz abi mı? Abi sen beni duyuyor musun? Ben seni dinliyorum işte. Ben Mart ayının veriyorum ilk haftalarında biz arabada kalıyorduk. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şurada girebilir miyim? Yani niye orada annenin evi varken siz arabada çadırda abla falan abla evimiz kalıyorsun vardı, eşyalarımız vardı. Biz de dışarıdaydık o, arada o çok zamanlarda. Oluyordu. Eşyaları almak için. Eşyalar için oradaydık. Anladım. Hani hırsızlık olayları da çok oldu. Sonra, depremi... sonra sen orada mı hamile kaldın? Yok, ben depremden önce hamileydim. Haa. Ama deprem sırasında yeni öğrendim hamile olduğumu. Anladım. Hani bir ay falan olmuştu. Ben bir Tahsin Bey'e de bağlanmak istiyorum. Tahsin Bey, kayıp Mehmet Ali'nin babası. Günaydın. Günaydın efendim. Ben sizi biraz böyle gözyaşlarınızı silerken gördüm. Oğlunuz için mi ağlıyorsunuz? Ne için ağlıyorsunuz? Vallahi kızım nasıl anlatayım bilmiyorum. Rezil olduk, rezil. Rezillik olarak görülüyor. Büyük rezalet. Dilerim Allah'tan bir an önce her şey görünsün. Hangi konuda rezil olduğunuzu düşünüyorsunuz? Ailen dağılması. Oğlum yüzünden. Mehmet Ali. Oğlum yüzünden. Mehmet Ali yüzünden mi? Hem Mehmet Ali hem Hasan yüzünden. Aile dağılmış değil mi Hasan abi? Dur, ne için benim yüzümden?
Neden Hasan yüzünden? Şimdi beni suçluyor ya, benden şüpheleniyor. Baba ben seni suçlamıyorum. Evet, Mehmet Ali de... Baba ben seni suçlamıyorum. Ben seni... Seninle ben muhatap olmuyorum. Sıkıntı yok baba. Şimdi... Şimdi asıl Mehmet sizin, Ali anladım, asıl geldi sizin, yanıma... Pardon, asıl sizin bir oğlunuz daha var. Kimlikteki ismi Yusuf Aycan dediğiniz. Aycan'dan şüpheleniyorlar. Neden evet. Aycan'dan şüpheleniyorlar? Çünkü ben vallahi anlayamadım bazı şeyleri. Sizin dükkanınızın duvarını mı örmüş, duvarını mı yıkmış? Niye karışıyor sizin dükkanlarınıza? Kimin dükkanı bu? Bir karışıklık var ortada da siz o yüzden anlaşamıyorsunuz herhalde. Şimdi asıl baştan anlatsam daha iyi anlaşılacak. Hayır, biz röportajda izledik ama biz şimdi biriyle röportaj yaptık mesela. Şu sis meselesini bir sis olanı bakın bir dinler misiniz? Bize bir izleyicimiz ulaştı. Kısa bir bant. Burada Aycan'la ilgili konuşuyor. Parmak izi çıkar mı konusunda sis basmıştı, havada parmak izi bulunmaz diye bir laf duymuş. Bunu anlatıyor. Şimdi Aycan sizin yanınızda olan oğlunuz. Kavga ettiğiniz oğlunuz Mehmet Ali. Mehmet Ali ile 9 Ocak'ta eğer hayatta olup da sağ çıkarsa bir duruşmanız var. Yani bu adam tam duruşma öncesinde de kayboluyor. Bu Aycan'ın sözleri de dikkat çekmiş. Bakın şu bandımızı bir izleyelim. Lütfen siz de dinleyin, bir cevap verirseniz eğer çok memnun olurum. Hatay'da araştırmalarını sürdüren ekibimize ulaşan bir tanık, Mehmet Ali Özdemir'le babası Tahsin Özdemir arasında toprak meselesi nedeniyle daha önce şiddetli kavgalar yaşandığını dile getirdi. Kaybolmadan önce Mehmet Ali Bey, burada bir sorunlar, bir husumetler var mıydı? Bu dükkanı işletirken bir problemler yaşanıyor muydu? Bir gün önce beraberdik zaten, ben de ona gördüm yani mahallede. Konuştuk, sohbet ettik, hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta diğer gün bir konuda yardım istemiştim kendisinden, yardım edecekti. Hatta sabah aradım kendisini, bir defa aradım, ikinci aramamda bir daha çalmadı. Burada babasının evi de yıkılmadan önce orada bir yüksek binaları varmış, 3-4 katlı. Oradayken sorunlar yaşanıyormuş, karakolluk oluyorlarmış. Ona dair ne hatırlıyorsunuz? Çocukluğumda sürekli kavga ettiklerini hatırlıyorum. Nasıl kavgalar bunlar? Yani böyle şiddet... Vurmalı, kırmalı, birbirlerine vururlardı. Yani sebebi ne bilir miydiniz? Hep duyduğum, hani herkesten duyduğum toprak için, burası için. Mehmet Ali Özdemir'in şüpheli şekilde ortadan kaybolmasının ardından kardeşinin dikkat çeken söylemlerde bulunduğuna şahit olduğunu da öne sürdü gizli tanık. Odabaşı Mahallesi'nde Mehmet Ali'nin enkaz altında kalmış olan dükkanın çevresinde gezerken siz bir şeye şahit olmuşsunuz. Anlatır mısınız bize olayı, nasıl oldu? Mehmet Ali Bey kaybolduktan sonra oluyor bu konuşma. Kardeşi Aycan dükkanı kontrol edip yıkılan duvarı tamir edeceğini söylemiş. Onun dışında da parmak izi konusu geçmişti. İşte yarın öbür gün parmak izini bulurlar gibisinden. O da sis çöktü, parmak izi bulunmaz bu havada gibisinden bir yorum yaptı. Sis çöktü. Evet. Aycan kendi söylüyor. Kardeşim Mehmet Ali kaybolmadan önce buralarda yine böyle dolanıp buralara bakar mıydı? Hiç görmedim. Mehmet Ali kaybolduktan sonra kaç kez gördünüz Aycan'ı buralarda? Bir defa. Onlara duvar öreceğini mi söyledi? Aynen. Yani dükkanı kontrol ediyordu, etrafa bakıyordu. İşte burayı kapatacağını söyledi. Kardeşinin kaybıyla alakalı bir şey söyledi mi peki? Yok, duymadım. Şimdi Tahsin Bey, bu şu anlamda önemli. Efendim? Benim anladığım kadarıyla Mehmet Ali ortadan kaybolmadan önce onu zapt etti dediğiniz yerlere kimse gelemiyor sizin aileden. Ama şimdi Mehmet Ali'nin arabası bulunup Mehmet Ali ortadan kaybolunca Aycan da oraya gelip işte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diyor. Bir de bir parmak izi mevzusuna sis çöktü, parmak izi bulamazlar gibi bir laf söylemiş. Bu ne anlama geliyor? Vallahi hepsi yalan kızım. Hepsi dolandırıcı, iftira. Komple bunlar. Bunlar şimdi oğlum cenazesi görünmeden hiç kimse bir şey ispat edemez. Ben burada hazırım. Yani ben kaçmıyorum. İspat etsinler. Oğlum Yusuf veya ben veya Hayrettin yapmış diyorsa, bizden şüpheleniyorsa, Allah şahittir. Melekleri de şahittir. Biz yapmadık. İspatlasın. Buyurun Hasan Bey, aslında bu iddiayı ortaya atan sizsiniz. Yani diğer oğlunuz da sizden şüpheleniyor. Çünkü diyor ki arada tartışmalar, kavgalar vardı. Sen de biliyorsun. Ben şüphe ediyorum. Ben demiyorum onlar yaptı. Şüphe ediyorum onlardan. Ben kanıtları bekliyorum zaten. Şüphe ediyor diyorsa ben demek garanti demek. Ben ortaya koyuyorum ki senin bildiklerin bir şey vardır. Ben yengeyi de ortaya koyuyorum.
Ariyeten daha Allah yanındaki işçileri de ortaya koyalım. Bilmiyorum. Yanında işçilerinde ben de... Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim haberim yok. Allah şahittir. Karısından bana telefon etti dedi. Mehmet Ali sana telefon ediyor mu? Konuşuyor musunuz? Bu kadar günden beri haber alamıyoruz. Allah şahit. Melekleri de şahit. Ben ondan duydum. Mehmet Ali'nin kayıp olduğunu. Belki kayıp değildir. Bir komplo yapıyor. Çünkü içi dışı hep herkese komplo kurmak. Yalandan başka bir şey yok. Allah şahit. Ha, siz de bir komplo, size komplo kurmak ben için ortadan kayboldunuz. Ben isterim inşallah bugün. Vallahi icabında bana ve kardeşlerine hep komplo kurmayı çok iyi biliyor. Şantaj, tehdit, her şey var. Biz kanuni yollardan biz hakkımızı arıyoruz. Anladın mı? Biz şiddete başvurmadık. Devlete başvurduk. Devletimiz sağ olsun kızım. Ya ben şimdi yaşınıza hürmeten size de fazla da bak, yüklenmek benim, istemiyorum benim, ama şöyle benim, bir şey var. Bu Yusuf dediğiniz oğlunuz eğer Mehmet Ali'nin başına bir şey getirdiyse yani sizden aldığı talimatla bunu getirmiş olabileceği konuşuluyor orada. Yani eğer başka bir kardeş sizin şahit. Yanınızda olan kardeşlerden birisi Mehmet Ali'ye bir şey yaptıysa yanlışlıkla yapmıştır herhalde. Ben bilmiyorum artık kardeş de kardeşe bir şey yapar mı? Hiç düşünmek bile istemiyorum ama dün gece bir baba oğlunu vurdu mesela. Yani oluyor mu oluyor tamam olmasın iyi ama. Yani burada işte bir başka baba mesela Mehmet Bey işte kendi karısı diyor ki sen benim oğluma zarar mı verdin diyor. Yani adam da diyor ki ben vermedim yani. Aslında benzer durumlar. Yani eğer diğer oğullarınızdan birisi Mehmet Ali'nin başına bir şey getirdiyse sizin talimatınızla yaptığı söyleniyor. Aslı yok. Tam bu mahkemede öncesi. Ben 15-20 gün önce Antakya'ya gittim çünkü bana telefon ettiler. 6. Aslı Hukuk Mahkemesi'nden sen birini darp etmişsin. Şimdi diyor ki Hasan ben ona darp etmişim. Yalan hepsi yalan. Gittim mahkemeye dedim bana celp gelmedi yani tebliğ gelmedi. Ben gelirdim. Ayağım da ayaklarıma basamıyorum. Ayağım da yanmıştı. Hala şimdi arkadaşlar röportaj yaptığım arkadaşlarla gördüler ayağımın nasıl olduğunu. Nasıl yandı? Yalan söyleyen Allah laneti üstüne olsun. Amin. Amin. Peki ama size de geliniz arayıp hani seni kim aradı mı? Kim pusu kuruyorsa o... inşallah ya kızım o pususu o kurduğu pusuya düşer. İnşallah. İnşallah. Peki ama size şimdi geliniz aradığında siz de ne İnşallah. Cevap verdiniz ona? Ne cevap verdiniz? Bak ulaşamıyorum kocama diyor. Bu da vallahi emzikli bebeğin hiç çocuk bana annesi. Bana sordu dedi. Mehmet Ali yanına, senin yanına geliyor mu? Yok. Telefonu araştırabilirsiniz. Ben ona dedim beni aramaz. Biz hiç konuşmuyoruz. Hayır anladım ama yani aslında size yardım etmek, ben yardım istiyor sizden. Ben ondan öğrendim yani. Hayır yardım istiyor, sizin de 3 tane daha oğlunuz benden var. Benden yardım... Yani sizinle beraber 4 amcalar mancalar koşup biraz yardım etmek gerekiyor ya nerede bu çocuk diye. Şimdi ben yardım etmek isterim ama benim hal vaktim müsait değil. Onun için... Yani ne diyeyim? Hayır şimdi ne olursa olsun suçuyor. Mu dediniz? Ben ne söyledi sana Meryem? Yani biliyorsun olanları dedi. Ne beni konuştururur dedi. Ne ben onu konuştururum dedi. Benden uzak cehenneme yakın olsun. Ne dedi? Benden uzak cehenneme yakın olsun ama dedi. Benden uzak cehenneme ben yakın olsun. Yani öyle mi dediniz? Hayır asla. Allah şahit cehenneme kadar yolu var dedim demedim. Allah şahit. Cehenneme kadar dedi yani. Benden uzak cehenneme. Benden uzak cehenneme yakın hani öyle denir bak ya. Bak ya kızım. Hayır bak cehenneme kadar yolu var demedim Allah şahit. Bak madem ki bana bu iftirayı atıyor hanımı Allah baba, şahit. Baba ben sana bak, iftira atmıyorum. Ben kesinlikle kimseye iftira atmıyorum. Bak kızım ben bugüne kadar susmuşum yani...
insanların dilinde hikaye olduk, şey olduk, anladın mı? Ben şahit oldum ve Allah şahit ve melekleri şahit. Yalan söyleyen inşallah cehennem ateşinde yanar, anladın mı? Vallahi çocuklarına ben banyoya girdim, bilmiyorum tuvalet. Çünkü banyo tuvalet aynı üst üste. Çocuklara öyle bir bağırıyordu, öyle bir eziyet ediyordu. Vallahi ben çok üzüldüm. Kim eziyet ediyordu? Ama kimseye söylemedim. Şu anda ben size söylüyorum. Onun önünde yüzüne karşı söylüyorum. Çocuklarına eziyet ediyordu banyoda. Kim? Meryem. Ben mi eziyet ediyordum çocuklara? Benim gelinim. Belki evet, çünkü ben kulaklarımla duydum. Vallahi evet, Allah şahit ve melekleri şahit. Ben de duydum, kulaklarında duyduğumu söylüyorum. Ama kimseye ben söylemiyorum. Kimse, çünkü oğlumla kavga etmesinler diye. Çünkü saçları uzun. Benim iki de çocuğum var. İkisinin de saçları uzun. Banyo yaparken, saçlarını tararken belki canları yanmış, bağırıyorlardır. Yani sen biliyorsun baba. Hayır. Ben, ya, ikisini de bağırıyordun. Bir de tokat vuruyordun. Ben tokat vuruyordum. Evet. Evet. Ben hiçbir zaman banyonun kapısını açık girdim. Bırakmam ki. Ben sadece banyoda belki ben sana kapıyı açık bırakıyorsun, bırakmıyorsun demiyorum. Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirmiyorum. Ben Allah kesinlikle çocuklara bağırırım. Ama evet, kesinlikle şiddet uygulamam. Şakacıktan vururum ama kesinlikle... Ben oğluma karşı seni çok savundum. Evet. Bak, ben seni çok savundum. Oğluma karşı, anladın mı? Seni her zaman savundum. Olmaz oğlum böyle, ayıptır. Bize yakışmaz. Bu insan evladı. Sen de insan evladı. Senin kardeşine böyle yaparsan kabul eder misin? Böyle ben, senin haberin ruhun bile duymamış. Daha önce böyle seni çok savundum. Annesiyle beraber olmaz, etme, eyleme dedik. Peki beni bu kadar savundunuz, neden bana evlenmeden önce size bu kadar şiddet uyguladığını söylemediniz? Bu kadar miras kavgası olduğunu söylemediniz, bu kadar şiddetli bir olduğunu söylemediniz. Bir şey söyleyeceğim, pardon, neye karşı savundunuz? Yani böyle olmaz dediğiniz ne? Yani şiddet uyguluyordu karısına. Dövüyor muydu? Bazen dövüyor. Dövmüyordu diyoruz. Dövmüyor abla, bağırmıyor. Şimdi bak. Pencerenin perdesini bile açamazdı. O kadar şiddet uyguluyordu. Dışarıya bile çıkmadı. Annesi öldükten sonra yavaş yavaş marketlere giderdi. Annesi öldükten sonra bak. Kimin annesi öldükten sonra? Eşimin annesi Refah. Evet. Ha ya, siz bir süre onlarla beraber mi yaşadınız? Yok, biz altlı üstü yaşıyorduk. Altlı üstü yaşıyordunuz. O sırada yani çocuğa eziyet ettiği sesi duydum diyor. Yok abla, ben yok. Şimdi ben sanıyorum ki çocuk... bu bir komple oluyor Müge kardeşim. Abla çocuk ya, benim canım kanım 9 ay karnımda taşımışım. Ben niye vurayım çocuğa? Tamam, azarlarım, bağırırım. Bize komple kuruyor. Bizi tuzağa düşürmek istiyor. Taşı başka yere atmaya çalışıyorlar. Bize tuzak burada kuruyorlar. Kim kuracak? Allah şahittir. Ben onun ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hasan bilmiyor. Ama son yıllarda bak, 2 yıldan bugüne kadar Hasan'la beraber ikisi bir oldular, birleştiler. Bana karşı. Aslında ortada miras yok. Miras yok. Vallahi ben sana karşı bütün, hiç komple moble kurmadım. Hayatım daha. Ben seninle karşı evet, hiçbir şey evet, yok baba, ben yok. Ben yana Mehmet Ali beni çağırdığında... Ben sana vurmadım. Baba sen zamanında sen bana vurdun. Ben bir yerde çalışıyordum, bir mağazada çalışıyordum. Sana, evet, elimi... Sebebi ne baba? Önce bir bitireyim baba, bitireyim. Sen ne zaman vurdun bana? Sen cenazedeydin, Kur'an okuyordun. Sen yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyorum. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum. Bekle, bitireyim. Bitireyim evet, o zaman. Evet, sen ben yalan. Ben sana inanmam artık. Tamam, inanma sen. Ben söyleyeyim nerede vurdum. Neyse, sen konuş. Tamam. Ben berrak bir tane ben şeyde biliyorum.
Kız kardeşim ölmeden ben, önce tamam mı? Ben benim kaldığı zaman, döner, benim zamanımda kaldığı zaman. Ya bir işte, şey söyleyeceğim. Kaç yaşındaydın ya? Baba sana vurdu ha. Ya ben babama el kaldırmazdım ki. Tamam sana vurduğunda sen kaç yaşındaydın baban sana vurduğunda? Ya bu 3 yıl önce. E tamam kardeşim, senin baban kaç yaşında adam ya? Tamam kardeşim. Kaç yaşındasınız hayır, siz Tahsin Bey? 3 yıl önce değil hayır, kızım. Tahsin Bey siz kaç yaşındasınız? Ben 66 yaşına girdim. Tamam ya 63 yaşında adam sana bir tane vurmuş. Koca delikanlı. Öyle baban değil, öyle değil. Babam bana vuruldu diye ne bileyim o sayılır mı ya? Sebep orada değil. Sebep ben orada çalışırken Mehmet Ali bildi ki ben kız kardeşimi kuaföre aldım. Saçlarını yaptıracağım. Tamam mı? Kardeşime dedim ki belki de yanımda çalıştırırım. Çalıştığım yerinde kuaför salonunda. Hem giyim mağazası vardı hem de kuafördü orada. Mehmet Ali kalktı oradan direkt babamın yanına gitti. Kur'an okuyordu bir yerde cenazede. Onun artık ne söylemişse beraber cenazeyi bıraktığı gibi yanıma geldi. Tamam ya saçma sapan şeyler yani. Ya saçma sapan bir şeyler oldu yani. O olay oradan. Ben demiyorum ki bana vurdu. O lafı ben getirmedim vallahi ki. Valla bak Hasan Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu programda ben de bazı insanların şu bazı şeyleri unutmamasına çok ben ne zaman ben ne tamam 3 yıl önce bana vurmuşsun ben bu dile getirmedim ki. Sen getiriyorsun. Ben getirmedim. Ne zaman getirdim? Ben getiriyorum. Bu 3 yıl önce değil. Betül zamanında. 8 yıl önce. Hayır. Betül zamanında evet. Bu. Betül zamanında. Bu olay Betül evet. Zamanında. 3 yıl 5 yıl. Kayıpla tamam. Bir ilgisi yok ya, ama ilgisi bunu. Yok. Ben bu konuyu açmadım. Sen niye açıyorsun? Sen dedin ya babam benim kafamı yardı diye. O da onu söylüyor. Ben dövmedim. Babasını yardığı şey Mehmet Ali. Ben değil. Mehmet Ali mi seni yardı? Yok Mehmet Ali babamı yardı. Sen de dedin ya benim şuram şişti diye. O yıllar önce. Yani bir zamanda vurdu. Aralarında iyiydi ya bunlar. Ya hatırlıyor musunuz biz bir tane anne terliği konusu işlemiştik. Kadın hapis cezası çıkacaktı da son anda iptal edildi. Sonra biz yayına yaptık. Yani sonra şimdi annem mesela çok güzel terlik atar. O zaman böyle altı kalın şey terlikler var tamam ya kadın gerçekten çok isabetli. Ben onu hatırlıyorum ama demek ki yemişiz ki korkuyoruz ama de ki Müge hiç hatırlıyor musun? Vallahi hiç hatırlamıyorum ama demek ki yemişiz ki terliği eline alınca kaçıyorduk. Yani yemesen kaçmazdık herhalde mantıken düşünüyorum. Hiç hatırlamıyorum annem bize terliği attı da bilmiyorum ne kadar... Yani insan baba oğul arasında ne bileyim ya, anne kız arasında... Ben bir şey demiyorum attı diyorum ama ben ona dile getirmiyorum ki. Zamanda attı ama ben babama karşı şu ana kadar kin beslememişim. Ya siz boş ver siz şimdi konuyu ben deprem ama, zamanında ama bir şey söyleyeceğim şahit, pardon bak, anladım da Tahsin Bey. Şimdi yani siz de size komplo kurmak için bu adamın 9 gündür ortada olmadığını... ...bütün devletin polisini jandarmasını herhalde ayağa kaldırdığını düşünmeyecek kadar... ...zeki bir insana benziyorsunuz yani. Bu adamın ya birinin başına bir şey getirdi ya o adamın başına bir şey geldi. Ve diğer oğlunuz Yusuf'tan da şüpheleniyorlar. Ben niye babamı dile getiriyorum, şüphe evet. Ediyorum? Hı. Sebep ne? Onun bildikleri çok var. Hı. Ben o yüzden yani onu da ortaya koyuyorum. Söyleyin yani. Mehmet Ali'nin babanızın başını yarmasının sebebi neydi? İşte sebebini zaten söylüyor orada. Ne yani? Sen söyle. Ben orada olayda yoktum. Ben babamı niye şüphe... Sonra duyduğun neydi? Duyduğum. Benim duyduğum tek kardeşimle olay oldu. O kız kardeşimle olayında. Evet. O telefon saklı telefonu saklamış konusunda. O sadece olay. Onu röportajda izledik ya işte o. İşte o. Yani o telefonun kız kardeşinin saklaması ile ilgili olarak Mehmet Ali babasına niye kalktın el kaldırırsın? Babam niye kardeşini vuruyorsun veya da niye nenesini yanında bıraktı ya niye bırakıyorsun? Karşılık ya baba kızını orada korumaya çalışıyor. Evet. Sen koruma bana onu diyor. Oradan olan bir kavga yani. Bir evlat... Nasıl kalkar bu durumda babasının kafasını yaracak? Çünkü yasaklı madde kullanıyor anladığım kadarıyla o sırada değil mi? O yüzden de gözü dönmüş durumda. Evet, evet. Hala kullanıyor son gününe kadar. Karısı diyor ki kullanmıyor ben bilmiyorum diyor. Yalan söylüyorlar. Hayır hiçbir kesinlikle zaman. Kesinlikle ben benim gözümün önünde içtiğini görmedim. Hepsi yalan söylüyor. Hanımefendi yanınızda içtiğini görmemiş olabilirsiniz ama... Abi... İçen bir kişinin... Hareketlerinden anlarsın, sinirli, konuşmasından asabi. Anlarsın. Her zaman sinirli, sana karşı asabi olan değil. İlgisinde konuyla her türlü yakınlığından, hareketlerinden anlarsın. Yani başka ne diyeyim ben sana? En azından cebinde yasaklı madde çıkar. Yok abi bu adam kesinlikle. Yerinde o yasaklı her maddeyi zaman, tutuyordur kullanan her adam. Her o zaman ceplerini yani ceplerine bakarım öyle koyarım elbiseleri makineye kesinlikle hiçbir ya, şekilde tamam, yok. Cepte çıkmazsa dahi
bakışı, ama her zaman sinirli ve asabidir. Hareketleri. Bak hayatım şimdi. Bir insanın her normal olup olmadığı bellidir yani. Göstermesin, kurban oldum Allah'ım. Bilmiyorum da, görmedim de, yanımda da yok. Ama buraya birisi geldiği zaman... Ya bir de bir dizi izliyoruz, film izliyoruz, kitap okuyoruz. Evet. Değil mi yani? Adam buraya geldiği zaman dut gibi. Biz de reklam arasına girerken ben bunlara diyorum ki... ...bunun yanında koruma falan koy ya da gönderin. Bu hiçbir şey görmüyor muyuz? Hepimiz anlıyoruz. Yani sonuçta biz kullandığımız için anlamıyoruz. Belli... Ya sarhoş da olmayabilirsin ama sarhoş vallahi adamı görünce sarhoş dersin. Bizim de yanımızda kullanmıyor adam ama duruşu, bakışı, konuşmaları, hareketleri anormallik işte veriyor. Diyorum normalin her zaman sinirli ve asabi. Tavır sergiliyor. Hala yok sinirli ve asabi. Baskıcı yani her zaman sinirli asabidir. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Sen de gerçekten eşinle böyle konuşuyorsan eşin de sana bağırır be ablacığım ya. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen de yani adamlara niye bağırıyor kadınlara diyorum ama... Yani şimdi sen, ben karı koca olsak sen de sana diyorum ki bu içiyor mu diyorum. Ben görmedim bilmem ne masum. Ya içiyor mu içmiyor mu insan anlamaz mı bakınca? E şimdi böyle söyleyince de bağırmış oluyorsun. Bağıran adam da sinirli oluyor. Benim yanımda sadece alkol alırdı abla. Yani evdeyken sadece alkol. Son zamanlarda içmeye başladı. Tamam sen yani bilirsin alkolün nasıl sarhoş yaptığını. Babası diyor ki içiyordu, kullanıyordu yasaklı madde diyor. Kızım anlamıyor musunuz kocanızdan? Anlamıyordum abla. Ben hani içmiş birini de görmedim. Ha, biz yasaklı madde içtiler. Biz de bu evlerde büyüdük. Görünce anlaşılıyor, dağırdık. Ama ne yani? Ama her zaman asabi ve sinirlidir. Ben de şimdi asabi ve sinirli olmuş oluyorum. Böyle de cevap verirseniz adamlar da öyle olur. Hayır içmiyordu. Bak kızım Ben bunları daha mahkemeye sundum ama ben ispat edemiyorum. Hayır içmiyordu çünkü bir cevaptır. Çok... Hayır benim kocam içmez. Bitti nokta. Sor bana benim kocam içmez kardeşim. Bitti. Tamam mı? Rahmi Bey içmez. Şevki Hoca içmez. Ha içip de geldikleri zaman da ne oldu bu adamlara derim. Gider de sorarım o ne içtiniz diye. O farkı da anlar. Niye anlamayayım anlar. Kardeşim? Biz hepimiz normal birer insanız ya. Değişik geldiği zaman adam anlamıyor musunuz? Anlarız. İçiyor muydu, içmiyor muydu? İçmiyordu ya, sadece alkol. Tamam, içmiyordu o zaman de. Hayır, o zaman de kayınpederine, nerede gördün? Benim kocam içmez dedi. Abla ben evlendikten sonrayı söylüyorum. Benim hani evlendikten sonra içmedi. Hayır, şimdi içiyor diyor. Ama daha öncesi... Bak, içtiğini görmedim. Ama da içiyor değil mi? İki üç yıldır konuşturmuyor. Yüz yüze, göz göze geldiklerini görmedim. Hayır Tahsin Bey, içiyor muydu şu an oğlunuz? Nereden biliyor içtiğini? Sor işte, sen sor, senin evet, kocan. Evet, içiyordu çünkü ben, bak. O depremden sonra buraya geldim. Mecbur kaldım bu çadırlarda kalıyorum. Konteyner kentinde sağ olsun hayırseven kardeşimizin yanında bizi barındırdı. Yani yani nasıl orada ben dükkanıma bile geçemiyordum. O kadar tehdit, şantaj. Tamam. Kendi dükkanımın içine giremiyordum. İçtiği için mi peki içiyordu. Öyle yapıyordu? Hep içiyordu. Bazı manevi bir oğlum var. Çok sevdiğim bir çocuk. Anladın mı? Geldiği zaman merhaba baba derdi. İçeri gel, nasılsın oğlum filan. İyiyim. Çıkarken bakardım yüzüne, gözleri böyle yuvarlak beyaz halka içinde dönüyor gözleri ya. Tamam anlaşılıyor canım gözleri yani. Gözleri değişti. Oradan içtiğini ben anlıyorum. Oğlum etme eyleme bu kardeşin ya. Yazık. Sonra o çocuğun ayağı kaza yaptılar. Tamam neyse şimdi başka konulara dalmayalım mı yani? Bakınca anlaşılıyor havada. Diyor. Senin kocan da bak, o içiyordu diyor. Bize saldırıyordu diyor. Sen içmiyor muydu diyorsun? Abla kendisi evet. Ama bu miras olaylarından evet. Sonra diyor. Hayır canım depremden sonra diyor. Depremden sonra miras. Yok. Miras yok. Miras işte bu inşaatta saat miras. Anda ya falan tamam, vardı. Ondan sonra içiyor muydu? Ondan sonra yok abi içmiyordu. Depremden sonra sadece alkol. Peki Hasan Bey siz bilirsiniz. Kardeşiniz içiyor muydu? Ama ben benimle evlenmeden önce. Kullanıyor muydu? Ben o kadarını bilmiyorum da ama Yusuf'un içtiğini gördüm. Ben diyorum ki size ben evlenmeden önce içiyorsa bilmiyorum. O da diyor ki Aycan kullanıyordu diyor Hasan Bey, Mehmet Ali'nin kullandığını görmedim diyor. Ben Mehmet Ali'yi bilmiyorum, eğer diyorsa bilmiyorum yani, aralarında daha önceden beraber çalışıyorlardı. Yani evlenmeden önce kullanıyorsa bilmiyorum ama evlendikten sonra yasaklı madde kullandığını hiç görmedim, hani hissetmedim de. Ama alkol alıyordu, bunda yalan yok, alkol alıyordu.
Müge kızım. Efendim. Şimdi Aycan içiyor mişiyor diyorlar ya. Vallahi azim Allah şahit olsun. Ona da içtiren de alıştıran da Mehmet Ali'dir. Hayrettin'e de alıştırmaya çalışıyordu. Ama o ona yurt dışına gidince bir şey yapamadı. Vallahi azim. Yani siz şimdi oğlunuzu size ben komplo kurmak için gördüklerim. Anladım yani oğlunuzu şimdi sonuç olarak komplo vallahi kurmak için ortadan gittiğini her düşünüyorsunuz. Vallahi beklerim. Peki sizden habersiz diğer vallahi oğullarınız düşünüyorum ya kızım. Diğer oğullarınız Mehmet Ali'ye bir şey yapmış olabilirler mi? İşi ben hiç inanmıyorum buna. Kesinlikle. Sordunuz mu? Bak bana beş tane polis arabası getirdi. Aycan oğlum yanımdaydı. O kadar bağırdı, çağırdı, sevdi. Polislerin herhalde önünde ve polisler onun tarafını tuttular. Çünkü karakola haber yetiştiriyor. Yani karakol elemanı olmuş. Yani muhbirlik yapıyor. Ya benim anladığım kadarıyla siz oğlunuzdan çok dertlisiniz. O yüzden de böyle hani şey yapıyorsunuz da galiba hiçbiriniz olayın ciddiyetinin çok farkında değilsiniz gibi gözüküyor. Yani bu adam ya ölmüş ya öldürmüş. Yani bu ikisi de bence çok ciddi şeyler. Biraz hani olayın ciddiyetine varırsak belki daha net konuşuruz diye düşünüyorum. Bu arada Ertan Genç Mehmet Ali ile o gün kaybolduğu gün kavga ettiği iddia edilen işçisi Ertan Bey günaydın. Hatta olsun beyefendi gene. Göreyim. Evet. Ertan Bey günaydın. Günaydın efendim. Şimdi siz o gün kavga etmişsiniz ve sizin kavga ettiğinizi gören diğer arkadaşları da sizden şüpheleniyorlar. Kızmışsınız beni çıkardı benim yerime Suriyeli işçileri aldı diye ve tehdit de ettiğinizi söylüyorlar öfkeyle. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi biz kavga falan etmedik. Sadece ben kendisini aradım. Kendisine ulaşamayınca kendisi konteynerde çalıştığını ve telefonu duymadığını söyledi. Abi dedi iş çalışamıyoruz dedi. Ben sana haber edemedim dedi. Ama yarın sabah gideceğiz dedi işe. Sonra geldi sabah erkenden beni aldı işe gitti. Beraber çalıştık. Hatta pazar günü saat 2'yi çeyrek geçe beni gelip evimden aldı prefabrik evlerden doğru konteynerine gittik. Banyonun içindeki betonu ben bizzat kendilerinden döktüm. Komşusu da vardı, kahve içtik. Bitirdik, hatta hanımı aradı dedi ne eve kaldın geç kaldın dedi. Hanım dedi çalışıyoruz dedi siz yiyin yemeğinizi biz yedik dedi burada. Ama şöyle bir şey var. Ben binada çalıştığım zaman parke sökümünde beraber babası ve kardeşi sürekli arayıp kendisine kavga edip tehdit ettiler. Seni öldüreceğiz. Ya bu mahkemeden vazgeçersin bu davadan ya da seni öldüreceğiz. Hangi kardeşi arıyordu? Yusuf. Yusuf Can. Yusuf kardeşi arıyordu. Ya benim aynen. Aycan denilen Yusuf. O zaman Aycan, Yusuf'tan evet. Gidelim evet. Yani çünkü ben beraberdim. Abi neyin var dedi. 9 Ocak'taki davayla ilgili mi bu davadan vazgeçeceksin yoksa seni öldüreceğiz aynen diyorlardı. Aynen mahkeme. Önümüzdeki mahkeme için çıkacaksın ve davadan vazgeçeceksin. O dedi ki ben vadadan vazgeçmeyeceğim. Ben alımın terinden çalıştım. O evi ben yapmışım. Parseli ben almışım dedi. Babası da aradı mı aynı şekilde? Aynen aynen babası da aradı. Hatta ne? Babası tanımadı. Yalan bir numaradan söyleyeyim aradı. Hı hı. Evet. Mehmet Ali dedi ki ben bu numarayı tanımıyorum dedi. Cevap verdi hatta sinirlendikten sonra ben dedim neyim var? Ya beni tehdit ediyorlar. Yelkenler gidecek dedi ya beni öldürecekler. Böyle dedi hepsi size. Mahkemeye çıkmamak için. Evet bu bir komplodur. Komplo mu bu da? Ben mahkemeye çıkmamak için öyle mi? Ayın 9'undaki mahkemeye çıkmamak için. İfade verdim. Hayır ayın 9'undaki mahkemeye çıkmasın diye ya da şikayetini geri alsın diye tehdit ettiğinizi iddia ediyor. Ertan Bey. Müge kızım. Bak. Mahkemeden hiçbir şey kaybolmaz. Ben gittim mahkemeye. Bu ayın 9'undaki çünkü mahkemenin konusu bana ne? Bana telefon ettiler. Hayır hayır bu ayın 9'undaki mahkemenin konusu ne? Sen bilmiyorsun herhalde biliyor musun? Yok abla hepsi ertelendi. Tamam. Konuz, evet biliyorum biliyorum. Tamam, bak tamam, söyle. O arkadaşın söylediklerinin hepsi yalan. Hepsi amca komplo bak, sen, ve hepsi sen yalan. Niçin? Hacı gösteriyorsun kendini hep yemin ediyorsun ama yalan söylüyorsun.
Ben sana şunu söyleyeyim. Bütün milleti inandıramazsın. Lanet olsun yalan söyleyene. Vallahi eğer ben yalan söylersem Allah'ın laneti üzerime olsun. Cehennem ateşinde yanayım. Yok sen yanarsın inşallah. Yani bak kızım, bakın, ben mahkemeye gittim. Ayın 9'undaki mahkemenin konusu neydi? Konusu şimdi Mehmet Ali'ye ait olmayan bir şeyi eline tuttu. Bu benim. Oğlum Aycan da dedi yok bu senin değil, bu babamın. Bunlar birbirine girdiler. Yani bu halı yıkama fabrikasının olduğu araziden herhalde mi bahsediyoruz? Oradan mı? Hurdalık abla. Şimdi hatırladım. Evet. Hurdalık. Tamam evet, aslında evet, orası hiçbirinizin değil. Şimdi, orası devletin. Devlet başta herhalde ait kapılmış. Şimdi bu evet, başta devletten kapışılan yeri mi siz kapışamıyorsunuz? Açıkçası. Hayır kızım, mesele tapusu, o değil. Tapusu kimin mesele oranın? O değil. Hayır, o arazinin tapusu kimin? Devlet orası ne ait, bana ait ne de kendisine ait. Tamam, siz orayı kapmışsınız ailece. Şimdi sen yap ben vardı, yap yapıyorsunuz aslında yani. Açıkçası bu. Hayır, hayır. Devlet bak, su işlerinin demek benim de demek sen aynı zamanda inan, ya. Sen ister inme. Ben yalan söylemiyorum. Bak hayır, kızım, tapusu devlet su işlerinin değil mi? Bir dakika, tapusu bak, devlet su işlerinin değil mi? Devletin adına mı? Ben o evi bugün, dün yapmış değilim. 30 yıl önce yapmışım. Tamam, ne zaman da yaptıysanız... Tamam. Ben bilmiyordum orası. Tamam, o zaman bileceksin. Tapusu senin olan yere ev yapabilirsin. Tapusu sana yoksa, ev yapıyorsa sen devletin ben, arazisini bak, çalıyorsun. Aslında hepimizin malını çalıyorsunuz. İşte bu çalınan ya, mallar saniye, da yaramıyor sonunda. Saniye, bak. Olur mu? Şimdi sen orayı başta kapmışsın, bir ev yapmışsın. Sonra gelmiş Mehmet Ali oraya, ben de demiş şey yapacağım. Orada yaparken... Dernek açacağım. Oradan da halı yıkamak için oraya bir düzenek yapmış vesaire. Sonra sen oradasın, ben buradasın, sen çık. Aslında eninde sonunda hepsi devlet su işlerini. Kimsenin de değil. Yok, he, yan tarafında dedemin bir parseli vardı. E tamam olsun o. Oradan orada değilsiniz ki, siz öteki şey tarafı oldu, kapmışsınız ailecek. Açıkçasını söyleyelim yani şimdi madem açık. Biz dedemin parselinde yaparken... Dedeme yer göster, mesela dedeme dedi ki nerede yapalım, burada. Dedem yeri başka yere gösterdi. Biz yaptıktan sonra anladık ben orası bize ait değil. Ben de sandım ki tamam, orası babamın parseli yani, diye tabii, ben o evi orada yaptım. Tamam yaptınız. Yani ben orası devlet su işlerine ait olduğunu bilmiyordum. Tamam da ama sonuç, hayır sonuç itibariyle öğrendiniz. Ama yine hala bu tartışma sürüyor aile arasında. Sonuç itibariyle öğrendiniz. Sizin değil. Şimdi bak. Zaten olay orada oluyor. Aynen. Beni dinlersen anlayacaksın. Tamam, dernek de kurunca yıkmazlar diye mi düşündünüz? Bilmiyorum artık onu. Ha. Dernek şimdi, olursa da yıkılmaz. Hayır, ben ev için umurumda değil bak. Şimdi o benim yaptığım arabayı eline aldı, bu benim. O yok senin değil, babamın. Anladın mı? Bunlar birbirine girdiler. Biz de Aycan'ın işçisiyle beraber onları kurtarmaya çalıştık, ayırmaya çalıştık. Ben dövmedim, vurmadım. O diyor ki bana darp etti, yaraladı, şöyle böyle. Hepsi yalan. Sonra bizi çekişti ta kameranın karşısına vardıktan sonra kendini bir yere bir bıraktı. Aha işte şimdi sizi kameraya yakalattım dedi. Tamam i̇şte o görüntüler nerede? Sinsi insan. Müge, anladım. O görüntüleri bulabiliyor kendisine muyuz? Kendisine soracaksın. Kimde, sende var mı o görüntü? Avukatta olması lazım. Avukatta. Bilmiyorum. Avukatta olması lazım. Müge'cim o görüntüleri bir bulur musun? Yani nasıl kendini bu kamerayı görünce yere atmış? Yani 9 Ocak'taki şeyin söylediği... Tamam Müge Hanım, bakarız ona da. Sen bir bak yani... Nerede benim telefon bağlantım? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Yani Ertan Bey'in iddia ettiği de şu... Siz 9 Ocak'taki bu duruşmaya çıkılmaması için... iptal edilmesi için... tehdit ediyormuşsunuz. Evet. Ama Ertan Bey sizin hakkınızdaki iddialarda sizinkisi Allah gibi toz pembe değil. Allah tehdit etmedim la valla. Lanet olsun yalan söyleyene. Ben mahkemeye gittim. Dedi hakim 9 Ocak'ta mahkeme olay. Ben sordum mahkeme ne zaman olacak? Dedi 9 Ocak'ta. Ben ifademi aldıktan sonra senin gelmene gerek kalmadı dedi hakim. O zaman Ertan Bey siz mi yalan söylüyorsunuz? Hayır efendim, ben yanında çalışıyordum ya. Parke söküyordum ben, kendiler aradı. Hatta kapattıktan sonra dedi ki bak beni tehdit ediyorlar ya dedi. Kızım, beni çağırıyorlar, gideceğim dedi. Şey işi bitti, gideceğim dedi. Herkes kendi söylediğinden eminse buyurun gelin yüzleşin. Ara verelim. Müzik.
Mevlüt Ozan Attar'ın şüpheli kaybında aile babadan, baba ise oğlunun arkadaşından şüpheleniyor. Siz kendi aranızda didişirken bu Mevlüt'ün başına birisi bir iş getirmiş ve ardına düşülmemiş. Aslında işin en acıklı tarafı o. Ben şimdi dönmek istiyorum Hüseyin'e. Sen Mevlüt'le ilgili ne biliyorsun? Bize anlatır mısın? Mevlüt benim arkadaşımdı. Ara ara görüşürdük. Bir dönem babasıyla arasında problem olduğunu bana anlatmıştı. Yani babasının annesine, ablasına, kız kardeşine şiddet uyguladığını, sokakta silahla kovaladığını. Bunu bahsetmişti ve çok zoruna gitmişti bunun. Çünkü genç, delikanlı bir çocuktu ve çok garibandı. Daha sonra babasının dövdüğünü anlattı. Ben, babamlar dedi silahlanmışlar dedi ve köyde kuzenleri varmış galiba, halasının oğluymuş. Ablası haber göndermiş. Mevlüt kılbasana sakın gelme, babamlar seni her yerde arıyorlar, öldürecekler, silahlandılar diye. Bundan Mevlüt çok korkuyordu o dönemlerde. Bir dönem görüştük biz bu Mevlüt'le. Daha sonra hatta bir Ankara'ya gittik Mevlüt'le biz. İş için, Karaman'da iş imkanı yoktu o dönem. Sanırım 2 veya 3 gün sürdü. Geri döndük. Geri döndükten sonra da babası hala arıyordu. Hani bunun şehir dışına çıkması, saklanması gerektiğini söylüyordu bana. Daha sonra ben tekrar Kocaeli'ne gittim. O sırada aramız açıktı. Çok görüşmüyorduk. O saatten sonra Mevlüt'ü görmedim. Karaman'a geriye döndüğünüzü ispat edebilir misiniz? Otobüste döndük Konya'dan. Tarih olarak hatırlıyor musun onu? 2011'in bahar ayında, yanlış hatırlamıyorsam ya Nisan ya Mayıs ayında Karaman'a geri döndüm. Geriye beraber döndüğünüzü araştırılmasını istiyorum. Araştırırsın, benim şeyim yok. Mevlüt Ozan Attar'ın son fotoğrafındaki arkadaşı, şüphelerinin odağındaki ismin oğluna duyduğu öfkeye dikkat çekti. Mehmet Bey, 10 küsur yıl geçmesine rağmen sizin şu an oğlunuz olan öfkenizi 80 milyon izledi ve gördü. Mevlüt sizi dövdükten bir süre sonraki zamanlarda Mevlüt karşınıza çıksaydı ne yapardınız? Bunu açıklar mısınız 80 milyon önünde? Hiçbir şey yapmazdım. Allah'ından bulsundur. Yönümü döner giderdim. Tabii, kesin öyle. Vururken niye öyle demedin Allah'ından bulsun Mehmet Bey, demedin? Ben sizi Karaman'da araştırdım. Köyünüzde araştırdım. Siz öyle Allah'ından bulsun diyecek bir insan değilsiniz. Siz haberiniz var mıydı? Mevlüt Karaman'da aç kalıyordu. Sokaklarda kalıyordu. Haberiniz var mı? Gündüz yiyecek ekmek, gece yatacak yeri arıyordu o çocuk. Siz nasıl babasınız? Kendi çocuğunuzu bu şekilde dışarıdayken vicdanınız nasıl eğiliyordu? Başınızı yastığa nasıl koyuyordunuz? Bu sizden de... Helal olsun nereden Allah'ım sana. Bu sizde, o benim sorunum. Hüseyin Kuş, Mehmet Bey'in oğlu Mevlüt'le arasındaki tartışmaların ardından sessiz kalmayacağına inanıyor. Kılbasan'da sizin kendinize göre bir çevreniz var. Müge Hanım, bu Mehmet Bey orada kabadayı gibi takılıyor. Çünkü çevresi bunun gibi insanlarla dolu ve onların içerisinde bir imajı var. Mevlüt bunu dövdükten sonra bunun imajı yerle bir oldu. Peki Mehmet Bey bunun altında kalabilecek bir insan mıydı? Hayır, göğsünü gere gere söylüyormuş. Ben oğlumu vurdum diye. Ben Mevlüt'ün babasından şüpheleniyorum bir şeyler yapmıştır diye. Çünkü birebir o zamanlar Mevlüt'ün korkusunu gözünde gördüm. Yani ben şu an bunu hatırlıyorum, çocuğun nasıl korktuğunu. Şimdi siz diyorsunuz ki Ankara'dan geriye döndüğünüzü gören var mı? Siz orada kimliğinizle eğer otobüse bindiyseniz inşallah jandarma ulaşacaktır o bilgilere. Yani otobüsle mi döndünüz? Otobüste geri döndük biz. Biz döndükten sonra hani Mevlüt'ü gören insanlar da var, konuşan insanlar da var. Abo, çelişkiler oluyor, bu araştırılacak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mevlüt Ozan Attar'ın kaybolmadan önce çalıştığı çiftliğin sahibinin ifadesini aktardı. Mevlüt ve Hüseyin'in otomobil alışverişine girdiği iddiası ortaya atıldı. Mevlüt Ozan'ın yanında çalıştığı çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak. Onun ve oğlunun verdiği ifadeler var. Biz kendileriyle görüştük. Yaklaşık 14 yıl önce benim yanımda kısa bir süre çalıştı. Benim oğlumla arkadaştı. Oğlum Mevlüt'ün işe ihtiyacı olduğunu söyleyince de yanıma aldım. Benden sonra Adem Ünsal'a ait Ünsal çiftliğinde çalıştığını biliyorum. Siz hangi çiftliği kurşunlamaya gitmiştiniz? Bu Ünsal'ı mı? Sarıkavak mı? İlk çalıştığı çiftlik. Ondan sonra da bu çocuk yani çiftliklere evet. gitti. Evet. Ondan sonra azınları tanımam ben. Diyor ki Mevlüt en son Hüseyin Kuş isimli arkadaşıyla birlikte bir otomobil almıştı. Hüseyin sana soruyorum. Bu otomobilin sahibini tanımıyorum ama Taşkale köyünden Yanık lakaplı bir adam olduğunu duydum. Mevlüt ile Hüseyin bu otomobilin devrini üzerlerine alıp sahibine de parasını vermeden kaçmışlar. Duyduğuma göre bu arabayı ya Konya'da ya da Ankara'da satmışlar. Sonrasında Hüseyin ile Mevlüt bu parayı Ankara'da bir süre kalarak harcamışlar. Bir süre sonra Hüseyin Karaman'a döndü fakat Mevlüt'ün Ankara'da kaldığını duyduk. Benim bildiğim kadarıyla Hüseyin en son Karaman'daydı. Sonra Antalya'ya taşındı. Sıva işleriyle uğraşıyordu. Hüseyin'le Yakup Kuş kardeşler. Yakup büyük olandı diyor. Şimdi böyle bir araba işiniz oldu mu sizin Mevlüt Ozan'la? Hayır, kesinlikle olmadı. Biz bu ifade üzerine Yanık lakaplı Murat Bey'i de bulduk. Murat Bey de şu an telefon attığımızda. Sizin bir aracınız vardı ve bunu Mevlüt'le Hüseyin'e sattınız mı? Doğdum doğal, hiç arabam olmadı benim. Peki tanır mısınız Mevlüt'le Hüseyin'i? Yok asla. Bence bu Sarıkavak'ın verdiği şey gerçeğiyse benim burnuma da koku gelmeye başladı.
Ha. 12 sene. İnşallah. Mehmet ya benden çıkmayacak. Bak. Öyle bir şey olsa bunun merak bunun kayıtları her şey vardır illaki. Bunlar ispatlanır. Mevlüt Ozan Atlar'ın babasıyla ilgili kuşku uyandıran iddialara yenisi eklendi. Ya şu telefon çok değişik Mehmet Bey, sizinle ilgili gelmiş. Karamandalı Arende mahallesinde oturdukları bir dönem olmuş. Mahallede herkes tanıyor. O dönemde yaşlı bir adam sabahları erken kalkıp namaz kılıyor, dua ediyor, biraz ses çıkarıyor. Bu Mehmet Bey'in de bu adamın evine gece girip battaniyeye sarıp darp ettiğini konuşmuşlar o dönem. Sonradan mahalleli bunlar rahatsız oluyor. Yani abi sen bir tane yaşlı bir amcaya biraz yüksek sesle gürültü yapıyor diye adamı battaniyeye sarıp sürükledin mi? Soru bu aslında. Sorarız, ispatlarım ben onu. Ya soruyor Müge Hanım, yaptınız mı yapmadınız mı? Kesinlikle hayır. Yani aslında ben bu Mevlüt için çok üzülüyorum. Mevlüt Ozan için, onu söyleyeyim size. Çünkü Mevlüt'ün başına bir şey gelmiş, belli bu. Yani cezaevinde de yok. Hani o gün dedim ya, yani siz tabii ki evet, kayıp başvurunuz var, bakılmıştı ama ben kendim de bakmak istedim. Cezaevinde yok, yurt dışında yok, zaten pasaportu yok, çıkışı yok vesaire, hiçbir şey yok. Çocuk o zaman da küçük. Öyle bir şey yapacak hali de yok. Zaten Konya'da yaşayan çocuk. Parası da ama yok zaten. Parası da yok, hiçbir şey yok. Gariban bir çocuk yani. Bu böyle hani siz kızgınlıkla çete falan kurmuş diyorsunuz ya, onun arkadaşlarıyla o çetesi o çete değil. Yani o çete lideri olabilecek bir kapasitesi de yokmuş bu çocuğun için. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Fakat sende mi, onda mı, şurada mı derken babadan kaçayım, anneden uzaklaşayım falan derken bu çocuğun başına kim ne getirdiyse, bu çocuk 12 yıldır öldürüldüyse de velet dali namin olmuş. Kimse de peşine bugüne kadar düşmemiş. Allah razı olsun. Şimdi sayın savcımızdan, jandarmamızdan, JASAT'tan şimdi tek tek konuşuyorlar 12 yıl öncesini. Gerçekten. Bir de şunu, hep şuna çok korkuyorum. Sen birini böyle öldürürsen, kimse de bunlardan düşmezse şöyle bir şey uyanır sende. Bakar mısın abi ya? Ben ne katilim yani? Bak kimse peşine bile düşmedi dersin. Yani ben Mevlüt'ün başına bir şey getirenin sonrasında yine benzer bir şey yapmasını da çok buluyorum. Olası buluyorum açıkçası. Çünkü düşünsene abi, ne güzel. Öldürdüm, oh yırttım. Benim başıma bir iş gelmiyor. Çok akıllıyım, çok uyanığım. Ben her durumda sıyrılırım mantığı oluşuyor. O yüzden her insanın, her insanın anneye, babaya, aileye, eşe, karıya, kocaya neyse onların ailesine ihtiyacı var. Allah hiçbirimizi sahipsiz, yalnız bırakmasın. Amin. Bak sahip amin, olmak amin, bazen amin, yanlış konuşuluyor. Yani diyor ya, kadının sahibi olmalı. Kadının falan sahibi değil. Erkeğin de sahibi olacak, kadının da sahibi olacak. Bu senin çocuğun da olabilir, yeri gelir. Dayın, amcan, halan da olabilir. Bu çocuk sahipsiz kalmış abi. Müge Hanım. Mevlüt'ün yerine koyduk Müge Hanım kendimizi. Yani bunlar, ölsek arkamızı arayan bunlar olacak bu, yani. Hüseyin Kuş'tan şüphe ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bana bir söylesinler. Hayır, kimden? Hüseyin Kuş'tan şüphe ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bir söylesinler. Bak, arkadaşından. Biz Hüseyin'den, bak şöyle bir şey, ben Hüseyin'i tanımam. Ama %99 senden. Ya şüphe ediyor mu, etmiyor mu, onu soruyorum. Yok, hiç şüphemiz yok. Hiç bizim şüpheniz yok mu? Hiç şüphemiz yok. Ha, çünkü çocuk beni, rahat bir çocuk. Beni her dövdürdüğümüz, beni dövdürdüğümüz çete Hüseyin olduğu için şimdi siz korkuyorsunuz. Sensin çete. Ben niye korkacağım? Hani Hüseyin yoktu içinde. Çıkacak, o çıkacak. Başkası çıkmaz. Sen Hüseyin yoktu o çetenin içinde. Ya ben çıkacaksam ben buradayım. Çıkacak. O da çıkacak. O herkes o yerinde. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Senin kesin sandı tabii. Siz buraya... Herkes yaptığını bedelini çeksin. Kim geliyor yanına? Siz buraya... Çekecek de. Siz buraya nişana mı geldiniz, düğüne mi geldiniz? Sen geldin o düğüne. Olayları saptırma. Olayları saptırma. Niye saptırıyorsun? Sana ne milletin nişanı? Kayıp arama profili var mı sizde? Nereye geldik ya? Benim için... Ya geldi. Benim için, benim sen için her de beni dinle. Ha. Bir dakika, bir tek Ayşe Hanım ya da Zinet Hanım konuşsun. Aranızda anlaşın. Ortalığı bir şekilde karıştıracaksın ama ne, nasıl karıştıracaksın? Niye, niye abi düğünün nişanı mı diyorsun? Ya benim hayatımı karıştırıyorsun ya. Sen süzünü püzünü karıştırıyorsun. Sana ne? Sen ilgilendirmiyorsun beni. Sen ilgilendirmiyorsun bizi. Fenomen diplomanı alıncaya kadar burada dur. Duracağım zaten. Fenomen diplomanı al. Duracağım ondan zaten. Ondan geri git. Sana ben zaten fenomenim. Sen işine bak. Sana ne? Sen işine bak. Beni karıştırıp kayıp durma. Ha. Durma. Beni karıştırıp durma. Şüphelenmiyor da alkışlıyor. Helal olsun ablam. Sen niye alkışlamıyorsun? Niye sormuyorsun? Sen niye alkışlamıyorsun? Niye sormuyorsun? Bu çocuğuna nerede tanıştın sen? Niye alkışlamıyorsun? Ankara'ya herkes niye gittin? Ermeni'ye gitti diyor. Annesinin haberi yok. Nasıl oluyor bu? Senin neden haberin senin var o zaman? Senin yüzünden çocuk senin eve girmemiş ki. Oluyor senin neden ettiğinde haberi olmuş bir şeyde? Sizin de bannağınız var. Çocuğuma yoktuk bir şey yapacak bir şey değil mi? Onu dışarıda Hacı Karayılan da burada. O öğretmeni. Ama sizin de sizecek. Sizin de bannağınız var. Konuşmanızdan bir şey anlamıyorum. Madem bizim yok, dur. Kim? Madem hani bizim yok, ya dur. Adam ya, ne biçim çelişkisi, çelişkisi. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Siz o Hüseyin'in o sizi döven çetenin içinde olduğunu hatırladınız kesinlikle mı? Kesinlikle.
Niye öldü? Hatırladın mı? Hatırlamadın mı? Yoktu var, diyordu. Çıkacak. Şimdi onu işin o içine kattı. Vallahi de o çıkacak. Billahi de o çıkacak. Cuma günü sıkıştın. Hafta sonu yeğenin geldi. Seni güzel bir öğretti değil mi? Benim, öğretti. Şunu benim, şunu at. Benim yeğenimi katma. Senin aile, aile sorununu burada açma. Burada kayıp arıyoruz. Hani Hüseyin değildi. Kayıp arıyoruz burada. Sen karıştırıyorsun. Böyle arıyorsun. Milletin süsüne püsüne bakıyorsun orasına burasına. Şüpheliyi seni alkışlıyorsun ha? Alkışlarım tabii. Niye alkışlamayayım? Çocuk rahat, gayet rahat bizim gözümüzde. Tek şüpheli var, o da sensin. Tamam, başka bir Allah'ın kulu yok. Nereden var lan buna? Nereden var lan buna? Çünkü her şeyi yaptı. Nereden varıyor? Vurduğundan değil mi? Çocuk, he? Anne bir saniye. Bir dur. Bir dakika dur Ayşe Hanım, herkesin lafına girme ama ne olur. Bak birisi konuşurken. Fırına girdi, sigara açıyor diye çıkardın değil mi? Hırsızlık kapı çıktı. Sen, hayır, hırsızlık falan yok. Onu söyle, sana söyle. Özendi belki. Hırsızlık sen yaptın. Sana özendi. Söyle. Başta dedi sigara içeyim, sonra alkol içerim dedi. Mafyasın ya sen. Çocuk da mafyacılık oynuyor. Peki. Kılbasan halka korkuyor ya senden. Peki. Astığım astık, kestiğim kestiksin ya. Sana burada, özeniyor belki. Burada ben de konuşayım. Sana özeniyor. Hoşuna bekle, gitmedi değil mi bekle, senin gibi biri olunca? Bekle. Neye kestirelim içersin? 20 yılda yaptığını bir gün yedin, hoşuna gitmedi değil mi? Dinlemesin sevgini de bir. Sevgini gösterdin de sevgi bekliyorum bizden. Dinlemesin de bir. Sevgini gösterdin, baba gibi sarıldın lan mı bir iyi gün? Lan iyi ki size şiddet uygulamaya kalkmamışsın, beni yiyeceğe misinizsiniz be? Küçüklükten 12 yaşında ne yapacaktı sana? Yiyeceğe misinizsiniz beni? Sen bizi bu hale sen getirdin. Sen getirdin. Şimdi yap bakalım, ya uyguluyorsun. Uygulasaydı demek ki hepsi kaybolacaktı Müge Hanım. Gittikten sonra bu bölümü sizin yanınızda niye yok? Hepsi kaybolacaktı. Ben bakıyorum. Tamam işte sen, sizin yanınızda niye yok? Nereye gitti? Ben aradım, sen ben geldikten geri aradım. Her yeri aradım. Hastaneye vara satık aradım ben. Var mı aradığın kadıkların? Var, senin var mı? Hiç aramadım. Ne yapacağız sana her dakika? Allah bütün seni sevdi o çocuk. Kayıp başvurunuz var mı oğlunuzla ilgili? Aa, beni suçlayıp durma, tamam, sen gezdikler oğlunuzla ilgili. Ben bunun ilgili başında da söyledim, yok. Japonya'ya benim gönderdim. İçimden gelmiyor. Niye yok? Ha? Niye yok? Yok, içimden gelmiyor, niye yok? Niye yok? Japonya'ya gönderdim. Ama Mehmet Bey, yani bakın insan evladına kızar. Bakın az önceki baba da öyle. Elim ayağım titriyor. Evladına kızarsın, tamam. Belki bir nebze darılırsın da. Ama şimdi evladına bir başkası zarar verdiği zaman bu içgüdüsel olarak... Evladına zarar verecek olan üzerine saldırırsın. Ben çocuğuma ben laf söylerim. Ama hiç kimse söyleyemez. Sadece ben söylerim. Evet. Sende öyle bir duygu yok i̇şte mu? İşte ben de ondan diyorum. Kimsenin yanına kâr kalmasın, çıksın diyorum. Heh. Bunca sene bu, neredeydin? Sen niye aramadın o zaman? Bu ekibin emekleri, emeklerine de saygılar yok bunların. Yalanların altında ne var? Gece gündüz o ekipler bunu arıyor. Onlara da saygısı yok. Orada bir şüpheli çıkıyor. Alkış tutuyor. Hiçbiri bir tepki vermiyor bu. Normal mı sizce? Çıksın ekranda normal görüyor. Onu bağlamışsın. Ona ne soruluyor? Bu çocuk senin yanında ne arıyor? Yani Mehmet Bey diyor ki... Gitti? Mehmet Bey diyor ki benden şüpheleniyorsunuz ama... Bakın diyor, yeni iddialar da ortaya atılıyor. Çıkacak. Yani onlara da diyor çıksın biraz onlarla diyor. Onlarla ilgili bir şey varsa çıksın. Hiç şüpheleri yokmuş bak, hiç şüpheleri yokmuş. Şimdi siz korkuyordunuz o ekipten. Neye korkuyordun? O ekipten varlığınız var ki o ekipten siz korkuyordunuz. Sen korktun. Bizim ne işimiz var burada çocuğun? Bunun orada ne işi var ya? Dur, adım gibi eminim çıkacak. Ne iş var? Ha, çıkacak. Çıksın. Adım gibi eminim çıkacak. Dengesiz dengesiz konuşuyor. Tutarlı bir laf konuş ya. Sen mi dengelisin? Tutarlı konuş. Sen giden mi dengelisin? İhbarı söyle. Bizim parmağımız var. 12 senedir sen niye çıkmıyorsun? Bu çocuk nerede diye sen niye çıkmıyorsun? Ben çıkmam. Ben öfkeliyim, çıkmam. Başında i̇şte söyledim onu. Siz çıkacaktınız. Siz çıkacaktınız. Siz. Tamam, onlar da diyorlar ki bak Mehmet Beyciğim kavga etme. Onlar da diyorlar ki yani bu öfken hiç mi geçmedi 13 yıldır? Senin çocuğuna bir şey yapıldıysa arasaydın baba olarak diyorlar. Ölünceye kadar da geçmeyecek. O kadar mı? O kadar. İşte var. Bir evlat babaya ölüm emrini girmez. O kadar kim tutar mı ya? Bir evlat babaya ölüm emrini giriyorsa o öfke geçmez Müge Hanım. Ama işte o baba da artık o çocuğun yetiştiğini anlayıp belki böyle öldüresiye dövmeyecek. Ya da bak bir şey söyleyeceğim. Bak sen de bana kızıyorsun ama kızma. Bir baba da evlada silah doğrultmaz. Ne zaman doğrultur? Bak ne zaman doğrultur? Gider kendi karısına, diğer çocuklarına, yani kız kardeşlerine, erkek kardeşlerine saldırır. O zaman evet, sen de silahla onları korumak için belki evladına silah doğrultabilirsin. Ben her olayın kendi içinde değerlendirilmesi taraftarıyım. Sen oğluna eğer silahla ateş ediyorsan, o oğlan da gelip de eğer kardeşlerine ve annesine eziyet edildiğini görüyorsa, inanıyorsa, abi o zaman orada babalık kalmaz. Silah doğru. Bak baba evlat ilişkisi, babanın sevgi, saygı, bakım gösterdiği çocuğun saygı, sevgi göstermesiyle alakalıdır. Baba eğer o sevgiyi göstermiyorsa evlattan o saygıyı bekleyemezsiniz. Yani. Bak birbirimizi kandırmayalım.
birbirimizi kandırmayacaksak yetiştirdiği evlatlar görünüyor işte. O sen da dahil. Sen yetiştirdin. Ama belki Mehmet Beyciğim. Ama belki de Mehmet Beyciğim. Ben çalışmadan gözüm açamadım. Nereye çalışıyorsun be? İçmekten. Gidiniz eliniz ekmek tutunca da. Eliniz ekmek tutunca da buradan çıkardınız, çöpe attınız. Mehmet Bey. Mehmet Bey belki bak buraya da geldin ya. Tamam, bu konuyla senin alakanın olmamasını ben de çok diliyorum zaten. Ben yani, eminim. Ona kesinlikle bak, sonuna kadar eminim. Ama belki senin de buraya gelmişken mesela şu reklam arasında bir Havva'ya kenar alıp ya Havva'cığım ya ben ne yaptım da sen bana böylesin demeni beklerim. Ya da burada ya bir şey yaptımsa da özür dilerim ben bilerek yapmadım. Gençlikti, içmişim, etmişim. Bir geldiğim gün gebersin dedi, ben nasıl diyeceğim ona ya? Geldiğim gün gebereydin dedi ya. Neyinden mi dedim ya? Geldiğim gün gebereydin dedi. Buna nasıl diyeceğim ama ben bu hiç kadarım? Sormuyorsun ki ona, kızım sen benden niye nefret ediyorsun, hiç sormuyorsun ki. Çünkü nedenini biliyorum ondan. Onlar anlamaz. Anlamaz. Sen çok anlamaz. Yemin ediyorum anlamaz. Müge abla biz geldiğimiz günden beri yaptıklarını anlatıyoruz. Biz ne yaptıysak o da anlatsın. Diyor ya çektim. Evet, ne çekmiş anlatsın. Bunu yaptılar desin. 12-13 yaşında çocuklarsın. Biz dışarıda çektim. Satırlarla dövdünüz. Ayşe çektiniz işte. %93 engelli yaptınız. Kim dövdü seni abimden başka? Kim dövdü? Biz mi dövdük? Abim mi dövdü? Kim dövdü başka? Ya dünden 5 kişi üstüne çullandılar diyordu. Bugün abisi diyormuş. Tamam abimler dövdü. Biz mi dövdük? Talimat geldi değil mi? Annemler abimi dövdü. Kardeşlerim. Senin de talimat geldi değil mi? Bir dakika çok bağırıyorsun. Sen değil miydin? Üstüne oraya çullandı 4-5 kişi diye. Yani, hayır Mehmet Bey. Hadi diyorum abi dövdük. Ya bu yetere şahit buna. 4-5 kişi üstüne çullandı dövdü diyen sensin. Şimdi Hüseyin'den talimat geldi. Mehmet dövdü. Mehmet Beyciğim. Yani siz sen kapının önünde dayak yiyince... Millet aptallarına koymam. Mehmetciğim, kapının önünde dayak yiyince benim anladığım kadarıyla siz o sırada evde 12-13 yaşında olan bu kızlardan ve annelerinden de nefret etmişsiniz. O nefret de buralara kadar gelmiş. Bunlardan kesinlikle nefret etmedim o dönem. Bunlara ben gözümden daha iyi baktım. Tabii. İster inanın ister inanın. Bunlar bir gün ilin kapısına gitmediler. Bir gün işe gitmediler. Hiç gitmedik. Aslan ne anlatıyor da? Ya nankörlük ya, siz Allah korkusunu kaybetmişsiniz ya. Bende çok var Allah korkusunu. Doğruları anlat ki. Yani benim... adam çalışmış bütün parasını size harcamış. Evet. Yemin ediyorum siz böyle. Siz de onu hurdaya çıkarmışsınız. Yemin ediyorum böyle. Ha. Güzel senaryo. Bu yalnız kulağımda kaldı, hurdaya çıkmış. Hacca da gitti, Umriye de gitti. Değil mi? Kızım senin frenin patlamış. Ama hangi duvara toslan? Belanı şeytandan bul. Olur. Sen hangi duvara toplarsan topla. İstediğim yerden bulurum sana. Ha. Sana ne bileyim. Diplomanı da buradan yıldızlı fenomen diye al. Sen belanı bulacaksın git. Da biz de onu bekliyoruz işte. Ha. Sen belanı bulacaksın, biz de bekliyoruz. Türkiye işte. Biliyor seni, Türkiye. Beni yolda giderken bunlar ihbar etmiş. Burası geli camaşın bile benim senin. Bunlardan başka kimse olamaz zaten. Ne zaman? Yolda buradan cuma günü çıktık ya Müge Hanım. Gece saat 2'de beni yolu yaralamışız. Polis noktasında beni durdurdular. Resmen valizimi indirdiler, sadece beni. Silah aradılar. Bunlar herhalde bizi ihbar ettik. Bu boş gelmedi mi dedi artık. Ne dedi bunlar? Polisler aradı beni. Sadece beni. Al yoksa sana. Beni durduk yere kim arasın, niye arasın? Al sana bir iftira da. Ya polis orada ya. Yani. Şikayet var hakkımda. Ya söylerlerdi. Kim yapacak? Ya? Sizden başka kim yapacak? İşte gelemezsiniz. Yüzüme ancak arkadan böyle ihbar edersin. İşte. İhbar mı ettiniz silah var diye? Ya olur mu öyle şey Müge Hanım? Allah'ını seversen buna deliler mi der ya? Öğrenilemez bir şey. Müge Hanım başka bir şey yok yani. Başka bir açıklaması yok. Salak da değiliz. İlk defa aranmıyoruz. Başka? Yalan şahitin var mı bugün? He? Ayarladın mı? Sen getiriyorsun ya yalan şahit. Şimdi ben size bir bant izleteyim. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bu kurşunlanma olayının çiftliğin adı ne? Muğlu çiftliği. He, biz Muğlu'yu bulacağız o zaman. Şimdi biz bir sarı kavak çiftliğini bulduk. Biliyorsunuz onu anlattım hani. Bu neydi yanık denen kişiyle. Ona da yanık demek istemiyorum. Adamın yanığı var diye yanık demişler. Neydi ismi? Yanık. He? Murat. He, Murat. Yani Murat Bey ama şimdi onu da söylersem anlaşılır. Yanık başka yanık. He, kim? Yanık Kılbasanlı. Ben onun resmini, ismini Hüseyin'e Naim Bey'e attım. He. Bunlarla beraber aynı ekibin içinde olan çiftlikleri de dolaşan... Adı ne? Mehmet... Yalçın.
Yanık, yanık diye ona da mı söylüyorlar? Lakabı yanık. Babasına yanık dedi. Yani bu Sarıkavak çiftliğinin sahipleri Kadir ve İhsan Sarıkavak'ın anlattıklarını... O yanık dedi ki benim hayatımda hiç arabam bile olmadı dedi. Yani iddia şu aslında. O bizim yayınımıza da bağlanan Hüseyin'in beraber gittikleri bu araba meselesinden dolayı gittikleri... Hüseyin'in geri dönüp Mevlüt'ün geri dönmediği yönünde biliyorsunuz. Şimdi o araştırılıyor. Şimdi Ünsallar Çiftliği sahibini bulduk. Orada da çalışmış oğlunuz. Evet, o da evet. Adem Ünsal. O da diyor ki kalacak yer arıyordu. Annesini özlüyordu diyor. En çok üzüldüğüm şu oldu. Adem Bey'in eşi kendi çocuklarıyla hani sarılırken bu da annem diye ağlıyormuş yanında. Ya bu çocuk abi garip bir çocukmuş yani ya bunu bu kabul çocuk, et. Bu çocuk annem diye ağlıyor da Ermeni'ye gidiyor. Anasının bacısının yanına gitmiş Hüseyin'in söylediği. Annesinin niye haberi yok? Mevlüt burada değil. Niye demiyorlar? Ermeni'ye gittiği. O zaman muamma eski oluyor. Eski abla onlar. Eski ya. Eski. Eskiden gitti. Eski oğlum Ankara dönüşü. Ankara dönüşü. Karaman'dan sonra Ermeni'ye gitti diyor adam. Açıkçası belki o durumda olan genç delikanlılar ya da genç kızlar da vardır. Ay bak şunu unutma. Yani insanın annesi eğer evde şiddet görüyorsa... Yani bu çok zor bir şey. Bir taraftan baban... Şimdi bir şey söylesen baban oluyor. Erkek olup tepki göstersen babana vurmuş saldırmış oluyorsun. Bir de onun bak ben erkek çocuklarında buraya gelip gelenlerde de görüyorum. Çok ağır bir yük o ha. Yani babası diyor ki bana vurdu. O çocuk ona vurmak istemiyor ki. Hani yasaklı madde falan onları bir kenara koyarak ben normal şartlarda söylüyorum. Bilinci erkek çocuklarının olan. Durumu bu evde saldırgan bir baba varsa çok acıklı. Ama, ve bence bu çocuk onu yaşamış abi. Keşke ben bir el kaldırmış olsam da hala yalan bunu onaylasam. Ya. Ama abi ben bu eli kırarım. Ben bu eli kırarım kadına el kaldırmaz. O kadar insan bağlanıyor. Birini de kabul peki et ya. Peki bu Ayşe'yi kim dövmüş o zaman? Olmayan şeyi kabul edemem. Bir sürü insan bağlanıyor. Hepsini yalan söylüyor. Kim bağlandı? Bir sürü insan bağlandı. İki yalan şahitiniz bağlandı. Peki Mehmet. Bütün sokak dedi yok. Mehmet abi. Ona göre vurduğunu da kabul etmiyordun. Sonra ağzından kaçırdın. Kendi kendime dövdüm mü galiba? Ya boynumu sıktın. O zaman neden bir şikayet yok? Neden bir darp ya yok? Ya o şikayeti ya ama her akşam kavga edip ertesi sabah polise giden kaç annemin kişi var? Yapmayın ha. Yemiş dayağı bunlar oturmuş. Bunlar çok ütopik şeyler. Oturmuş. Kesinlikle olmaz öyle şey. Yalan. Kesinlikle bir şikayet olur. Kaç kişi var? Ben Adem Bey'i sunacak yeri olmayan Adem Bey'i ben bir dinleyeyim de. Şikayet edemez. Mehmet Bey. Evinde 5 tane çocuk var. Ne edecek kadın? Sabahı da var diye düşünür. Ertesi günü var diye eğer düşünüyor. Ki böyle bir şey sığınacak olsun. Sığınacak yeri yoksa kadını. Böyle bir şey olsun. O zaman var ya, şikayet edemez. Ayda karakol olsun oraya gidelim. En son o Bedriye'yi öldüren kimdi? Tayfur. İşte kadın gidiyor uzaklaştırma kararı alıyor. Sabah evine dönüyor. Adam öğlen gene geliyor. Karıcığım aç yemek yiyeceğiz diye yani. Abi gitmeyince de gitmiyorsunuz siz bazılarınız. Yani sürük gibi yapışıyorsunuz. Ayılıyorsunuz bir kendinize geliyorsunuz. Tabii evde otelcilik hizmeti var. Akşam yine acaba kızartma mı yaptı dolma mı sardı deyip gene kapıdasınız yani. Bir de kendiniz her altı karıştırıyorsunuz. Hepiniz için söylemiyorum. Siz de bir grupsunuz yani. Bunu kabul edin bak. Bu böyle içen azan kuduran bir grupsunuz. Artık o kime denk gelirse. Sonra tabii kadın başkasına da gitmesin. Başkasına da gitmeyecek ama. Hani her altı erkek yiyecek. O kadın hep orada oturacak çocuklarının başına. Giderse de çok özür diliyorum. O nokta nokta oluyor. Hani ona neden gidiyoru kimse tartışmıyor. Biraz... Lütfen olayların da bir başından sonuna bakalım. Bu çocuk gariban bir çocukmuş Mehmet abi. Kabul et senin evladın. Garibanımış. İlk... Mehmet eve bağlamak için baskılar yapsın. Sana çekmiş. Suçlu şimdi Mehmet olsun. Sen bıraksaydın alkolü de ona destek olsaydın. O çektin dediğini çekmesi için gerçekten onun bir ortamda olması lazım. Yani orada... Ortamda zaten ortamda. Hangi ortamda bu kızların? Hüseyin'in ortamında. Hüseyin'in ortamında. Ya şimdi Hüseyin'i bir tane bulduk diye ilkokuldan beri Hüseyin daha mi o? Daha bilmediniz de daha neler çıkacak belki de. Tamam şu Ünsallar çiftliğinin sahibi Adem Ünsal'ı bir izleyelim. Beni hedef... 12 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mevlüt Ozan Atlar'ın en son çalıştığı bilinen çiftliğin sahibiydi Adem Ünsal. Arkadaşın çiftliğinde çalışıyordu. Oradan tanıştık. Kış günü ben ayrılacağım. Bir iki ay senin yanında kalabilir miyim dedi. Ekim ayının ortasında geldi. Aralığın ortasında da ayrıldı. Kaç yılında? 2010. Benim sana verecek param yok dedim. Abi kalsam yeter dedi. Karnım doysun yeter dedi. Mevlüt o zaman valla 1,5-2 ay kal dedim. Öyle girdi yanıma. İşte gene de harçlığını veriyordu. 2-2,5 ay çalıştı ayrıldı. Defteri tuttuğum için yani ondan...
çıktı. Değilse 12 yıl, 13 yıl önceki olayı hatırlamak mümkün değil. Mevlüt nasıl bir çocuktu sizin yanınızda? Ne anlatıyordu? Vallahi içine kapanık bir çocuktu. Konuşmayı o kadar çok sevmezdi. Fazla oturup muhabbetimiz olmazdı. Eşim çocuklarla ilgilendiği zaman o da kenarıya çekilip annem diye ağlıyordu bazen. Annesini özlediğini eşime bakıp ağlamasından anlıyorduk ya. Peki Mevlüt Ozan Atlar yanından nasıl ayrılmıştı? Abi ben Antalya'da iş buldum. Antalya'ya gideceğim dedi. Abi arkadaşlar gelecek dedi. Param varsa biraz daha para ver bana abi dedi. İyi dedim. Verdim. Ben arkada ineklerle uğraşırken iki arkadaşı geldi. Beyaz bir Şahin'di galiba. 70 plaka ya. Karaman plakası. Biri esmerdi. Geldi abi ben gidiyorum dedi. En son görüşüm buradan gitti. Ondan sonra da hiç görmedi. Annesiyle ablasıyla geldiler bir. Ne zaman geldiler yanınıza? 7-8 yıl olmuştur ya. Ayıp olduğunu söylediler. Babası hiç bu çiftliğe geldi mi? Buraya gelmedi hiç. Adem Ünsal, Mevlüt Ozan Atlar'la babası Mehmet Atlar arasında okulda yaşanan bir gerginlikten de bahsediyor. O zaman biz Bozkur'daydık. Mevlüt'e çocukları sen al. Motosikletle almaya gidik. O zaman babasıyla dayısı mı amcası mı hangi kim bilmiyorum. Onlar sıkıştırmış okula kaçmış. Müdür yardımcısı aradı böyle böyle diye. Okuldan da onları bırakmamışlar. Mevlüt böyle ne oldu diyorum. Bir şey yok abi kovaladılar sadece dedi geçti. Okuldaki hoca söyledi. Bunun akrabaları burada geldi bayağı bir şey ettiler. Çocuk kaçtı içeriye okulun içine dedi. Polis falan çağrılmış. Geldiğimizde buradalardı. Kötü bir alışkanlığını kötü bir huyunu gördünüz mü? Görmedim hocam. Öyle kötülük gelecek bir çocuk değildi öyle. Sessiz, efendi, sedasız bir çocuktu. Baba Mehmet Atlar'ın uzak doğuya gittiğini öne sürdüğü Mevlüt Ozan Atlar'ın uzaklara gidebileceğine ihtimal vermiyor Adem Ünsal. Çin'e, Japonya'ya gidebilecek bir çocuk değil. Şurada Bulgaristan, Romanya desen, Rusya desen gene olur da Çin'e, Japonya zannetmiyorum yani. Şimdi şunu okuyabilir miyim? Şimdi siz aslında bugün gelirken yeğeniniz Hanefi Karayılan da geldi ama içeride o yayına çıkmak istemiyor. İşte Hanefi'nin Mevlüt'ü okulda sizinle beraber kovalayan Hanefi ama değil. Şükür yani. O Hanefi değil. Hanefi de vardı. Yok yok Hanefi yok. O olayda Hanefi yok. Hanefi vardı. Ahmet vardı. Ahmet. Ali vardı. Ahmet. Bu da aşağıda dükkanların orada bekliyordu. Sade Ahmet vardı. Onlar üçü oradaydı. Polisler de vardı orada. Kendini kapatmış odaya. O zaman sen görünce de oradaydın. Seninle beraber işte oda dükkanın önündeydik ya. Sen söyledin ya bunları bana. Bunlar sen söyledin ya. Tabii senin yanında dükkanın oradaydık işte. Ha, bir yağmur yağıyordu o gün. Fırının önündeydik Mevlüt. Mevlüt ta göbekteydi, okulun göbekteydi. Tamam biz oradan izledik işte o Ayşe dükkanın önünde. Sen de yanımdaydın, onlar oradaydı işte. Sade Ahmet vardı. Sade Ahmet vardı. Bizi gördü öyle sıkıştırma yok. Bizi gördü göbekten 300 metre aramız var. Tabii canım. Okula kaçtı. Okulda ne aradı ya Ahmet? Ne aradı okulun önünde? Çıkıverip götürecekti değil mi? Öyle olacaktı. Tabii öyleydi. Ama olmadı demek ki. Demi neden olmadı? Polisler gelince olmadı. Çarşının. Çarşının merkezinde. Siz götürürsünüz. Nerede olursa olsun götürürsünüz siz. Eşkıya gibisiniz işte. Yapın. Biz kimi öldürdük indiyalar be? Oğlum vurdum ben işte. Aynı vuracağım. Vurdum da öldürdün mü? Vurmadıysan öldürmediysen belki demeli ya. 300 metreden adam ölmez. Hiç 300 metreden ölmez. Mehmet Bey bakın aslında bakın Mehmet Bey şimdi sizinle ilgili iddia şu aslında. Yani ne yaşandıysa yaşandı. Belki siz çok iyi bir babaydınız. Onlar öyle anlatıyorlar size. Ben bilemem. Ben o sırada sizin yanınızda değildim. Ben sadece şunu bilirim. Kız çocuğu için baba değerlidir. Kız çocuğu babayla görüşmüyorsa o babanın oturup bir kendine bakması gerekir. Neden bakması gerekir? Kızlarınıza kötü davranmamış olabilirsiniz. Ama unutmayın kız çocukları anneyle en yakın ilişkideki kişidir. Yani bir anne kız ilişkisi farklı bir şeydir dünyada. Annesini üzüyorsa babası onun için bitmiştir. Bak ben size gerçekleri söylüyorum. Bir dakika durun. Sizin için öyle oldu demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama eğer kız çocuğunuzda ileride güzel bir yaşantınız olmasını istiyorsanız şu anda belki yeni baba olanlar vardır. Ben onlara sesleniyorum. Dizinizi kırıp annesine iyi davranacaksınız. Çocuğuna istediğini yap. İstediğini al, istediğin yere getir. Annesini mutlu etmeniz gerekiyor. Annesi mutsuzsa çocuk sizi sevmez. Şimdi bu çocuklarda bir şeyler yaşamış. Dinle beni bir dakika. Belki düzeltme şansın da hala var. Kesinlikle. Bak işte bak böyle söylemen de çok yanlış. Yanlış olsun. Ben bildiğim
neyse onu söylerim. Bunların beni... Ama sende de ama evlat sevgisi denen de bir şey yok mu abicim yani? Yok işte. Yok. Kalmadı. Ama kalmaz mı evlat sevgisi? Yok. Kalmadı. Yaşayan bilir onu. Benim, biz de yaşadığımızı biliyoruz işte. Benim yaşadığımı ben bilirim. Ha, o beni bağlar. Ben bu, ne desem olmayacak sizin... ama. Yok, demek kendi senin için el yani gibiydi zaten. Bunların anlattıkları... Bak bir dakika. Bunların sana bir şöyle noktası söyledim. Bende olsa... Bunu, bir noktası bende olsa bunların anlattıkların... Şu anki yanımdaki bende bir saniye durmaz. Biz de ona şaşırıyoruz zaten. Seni nasıl anlıyorsun? Şaşıracaksınız da. Bazısı cefasını çeker, bazısı sefasını sürer. Ha. Evet, sürüyor yani zaten. Yani o ayrı bir şey. Tabii ki bak abi, bir de tabii yaşla... Ne sefasını sürecek? Bunlara çektirmiş. Bunlar burada yattı, o bakıyor bana şimdi. Anam gibi bakıyor, anam gibi. Ondan sonra çayını anam gibi. Burada değil canım, maşallah aslan gibisin, bir şeyin yok. Abi bak, şimdi sen çok iyi bir babaydın. Bunlar yanlış anladılar. Mevlüt de seni arkadaşları beraber dövdü. Orayı değil mi? Beraberiz. Şimdi... Onların şüphelendikleri şu. Yani diyorlar ki bak, aynısını Hüseyin de söylüyor. Senin orada dayak yemen aslında dayak yemen değil. Ben seni anlıyorum. O senin bir erkeklik gururun, babalık onurun. Yani bir babaya nasıl böyle davranılır, öfkesi, üzüntüsü, her neyse. Yani bunu şimdi bir erkek gözüyle bakmaya çalışıyorum. Böyle konuşuyorum. Fakat daha sonraki iddia şu. Bunlar tabii mahkemeye taşınacak vesaire falan ya. Yani sen artık hani etrafa karşı, tamam bu adam, bu çocuk arkadaşlarıyla bir oldu, beni dövdü ama İktidar hala benim elimde. Ben bir mamut avcısıyım deyip sen de bu arkadaşlarınla beraber toplayıp bu çocuğa zarar verdiğini düşünüyorlar. Kesinlikle. Çünkü sen ona zarar verdiğin zaman, yani onun hayatına son verdiğin zaman, sen de eşine, dostuna, bilmem ne karşı bak ben intikamımı almış oldum dediğine inanıyorlar. Ki sarhoş olduğun zaman da, insanlarla dalaştığın zaman da ben oğlumu vurmuş adamım demen, değil mi? Ya dalaşma yok ortada. Hani kim diyor benimle dalaştı diye, birisi demiyor ya. Diyor sarhoş tütün, diyor, tütün sokak ya. Diyor, tütün sokak yok, yalan. Adam bağlandığında tamam dedin ona, sarhoş kime? Olmuşsun. Sarhoş olduğunda onda... Sarhoş olduğunda dalaşmadım, dövüşmedim, çakışmadım. Diyorlar ki zaten parmakla bussak üç takla atacaktı. Sana vurmamışlar yani. Şimdi ne yapacaksın, sarhoş adama ne vuracaksın? Sen zaten sonradan gidip özür dilemişsin. Ama o haldeyken adama demişsin ki ben oğlumu vurmuş adamım. Şimdi bak, ben oğlumu vurmuş adamım demek... Şu demek, ben o kadar gaddarım ki, ben oğlumu vurmuşum kardeşim, sana neler yapmam demek. İnsanda o lafı unutur mu insanlar? Bir adamın Allah kimseye böyle bir şey söyletmeyi nasip dahi etmesin. Amin. Bir adamın 100 tane de pisliği olsa, bir katil olmak şeyinde değil. Kimse oğlunu vurmaz. Ben bunlardan daha fazla istiyorum şimdi çıkmasını. Niye? Milletin kafasında şüphe kalksın ki kalkacak. Kalkacak. Yaşayıp göreceğiz. Hüseyin'e bir tepki yürümesi benim tuhafıma gidiyor. Çok senin tuhafıma gidiyor. Senin doğruları söylememen bizim tuhafımıza çıkacak. Gidiyor. Bizim de çıkacak. Aynen. Çıkacak. Hiç merak çıksın, etme. Çıksın, keşke çıksın. Ama, yalanlar, keşke niye yalanlar? Ama bunun altından nasıl çıksın, kalkacaksınız niye sonra? Niye yalanlar? Müdahalini benim... Ben durum abi, benim için ben hiçbirinizi tanımıyorum ki. Kim suçluysa o çıksın. Ben hiçbirinizi tanımıyorum ki. Ayrıca burada görüşe görüşe vallahi hepinize de çok sempati duyuyorum, sevgi duyuyorum yani. Burada bir süre sonra aile gibi oluyoruz. Şurada selamlaşıyoruz, orada poğaça yiyoruz. Yani seviyorum ben buraya gelen herkese. Tamam da Müge Hanım, bu çocuğun konuşmalarında hiç çelişki yok mu da? Ben... Sen sormuyorsun. Şüphelenmiyor musunuz hiç? İşte şimdi, tepki göstermiyorlar. İşte şimdi şu yanığı bulalım da. Yanık 70 plaka Beyaz Şahin diyor. Benim dediğim yanın 70 plaka Şahin işte. Bakıyoruz işte abi. Yani, bakılacak, çıkacak. Ben rahatım. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu da 12 gün önceki rahatım. Bir olay değil yani. 12 yıl öncesinden bahsediyoruz. Gerçekten çok zor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani. Tamam, şey yapacağız. Yani iki tane, iki ayrı köyde iki tane yanıktan bahsediliyor. Şimdi bakılacak yani. O çocuğun da mesela, sen şuna çok... Şükretmeniz lazım ya. Ben vallahi çok teşekkür ediyorum. Yani Jasat'ın 12 yıl sonra sahaya inip evet. Bu biletlere vesairesi bakması mucizevi bir olay yani. Zaten 8 sene daha geçse şey olacak. Zaman aşımına girecek, o olacak, bu olacak. Telefon trafiğine bakılmıyor, telefon trafiklerine. Bakılıyor da abi, öyle hemen telefon trafiğine, hani sana Japonya'da dediğini söylüyorsun ya polisin. Bak sen oralarda yalan söylediğin evet. için sana inanamıyorum. Sen evet. Japonya girdi polis Japonya diyorsun ya. Siz şöyle düşünüyorsunuz çünkü. Ben de buna yalan değil diyorum. Ama işleyişi bilmediğiniz için siz karakola gittiğinizde her polisin bilgisayara gidip oğlunun Japonya'ya girdiğini görebileceğini düşünüyorsun. Ama giremez.
Senin o konuştuğun polisin öyle bir yetkisi yok. Yoksa yok dedim abi. Ben nasıl bir polise böyle bir şey atabilirim ya? Var mı böyle bir şey ya? Demedim sıradan mi? Bir vatandaş değil ki. Zaten polisin o bana Çin'de dedi diyor. Hiç devletin... adam bulamadım da polisi mi buldum? Bu lafı söyleyecek ben. Demek ki bulmuşsun. Senin kafan bu kadar çalışıyor işte. Sanki hiç sorulmayacak polise gidip de. Polis de diyor ya işte yok öyle bir şey. Hala devletin polisini yalancı çıkartıyor. Şeytanlara palaşıyor sen suratında. Sen niye yalan söylüyorsun onu anlat ya. Biz... Suratında şeytanlara palaşıyor. Kurban be. Ol gel sen benim suratıma. Kurban ol. Sen git de belki... çocuğuna sahip çık. Ben çekiyorum sen belki... benim çocuğumu bak karıştırma. Sen benim çocuğumla alakalı bir şey söyle. İşte onun başında bak, dur. Bak sen benim çocuğumu karıştırma. Onun başında dur git sen benim çocuğumu karıştırma. Adını sen bile anam... hatırla. Seni anan etti. Onu çok hassas noktalar ama Mehmet Bey sen de niye bu... Batar kimin o, çocuğu var? Anneye ihtiyacı var. Sen nesin? Tamam ne var anne, sen annesin? Ay, ne var anneye ihtiyacı varsa ne oldu? Onu mu anlatmaya yalan çalışıyorsun? Yalan değil sanki. Tehdit var, tehdit çocuğunun hayır. Başında dur diyor. Hayır, hayır. Yani kız kimden geliyor belli oluyor. Senden geliyor işte. Ha. Bakanı var ki. Diyemezsiniz anca arkamdan. Ortada... Şey yapıldıysa, şikayet edildiyse ona da çok şaşarım yani. Evet. Yani başka bir açıklaması yok mu? Gel. Şimdi bir telefonumuz var. Aytekin Bey dün biliyorsunuz kızını aramak için stüdyomuza gelmişti. Ankara Polatlı'dan 29 Ekim Pazar günü kaybolan da demeyeyim yani. İşte alt kat komşusu mu üst kat komşusu mu ne Fevzi Yıldırım dedi ki benim yanında dedi. 7 çocuk babası 41 yaşında. Ya bu adamın çocukları kaç yaşında? Sizin kızınız kadar çocuğu vardır herhalde. 7 var çocuk. Evli çocuğu var. Torun da vardır yani. Evet torunu olmuş Şenil'e evli çocuğu var aynı benim kızından emsal yani veya 20 yaşında. Yani en büyük çocuğu. 7 çocuklu adam komşusunun kızı yaşındaki kızını kaçırıyor. Kızın bir de %50 zihinsel engel raporu da var. Tabii bu raporlarda şöyle bir şey var. Çocuk zaten özel eğitim sınıfında okuyormuş. En son rapor kaç yılıydı buradan aramayayım. 2019'da yine %50 zihinsel engel raporu zaten özel eğitim sınıfında. Bunların tabii yenilenmesi gerekiyor ama 2019'dan 2023'e de ne oldu birdenbire %50 zihinsel engeli hani... Superman gibi vuşş, bir şeyler geldi. Ben de hep o filmleri izliyorum size böyle şeyler anlatıyorum. Yani, sıvık da. Yani ne oldu yani birdenbire de herhalde o engeller kalkmıyor ortada. Biz şöyle söyleyeyim. Kızın telefonu attığımızda sen bir kızınla konuş. Aysu günaydın. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Kızın baban burada. Bak sana bir şey söylemek istiyor. Tabii. Aysu. Efendim. Canım ne yapıyorsun? İyi. Aysu efendim? Neredesin? Niye yani bu kadar mı nefret ediyorsun sen benden? Evet. Allah razı olsun kızım. Allah razı olsun. O yanındakiler ne yapıyor da bu kadar yani ciddi bir tavırla evet diyorsun? Yanında kimse yok. Senin yanında kimse yok öyle mi? Evet. Baskı altında konuşuyorsun her şeyi sen. Hayır. Helal olsun kızım sana ne diyeyim ya Allah razı olsun senden. Allah razı olsun yani 20 yıl besle büyüt. Ondan sonra da bu nefret ediyorum diye. Allah razı olsun başka bir şey diyemem ben sana yani. Çok şey diyebiliriz kızım senin ne işin var evli adamla Urfa'da? Ne işin var yavrum senin? Sen nereye gittin yani? Kime gittin? Neye gittin? Ne vaat etti de sana? Ne umuyorsun? Kendine kumalığı mı layık gördün? 7 çocuklu senin kadar çoluğu çocuğu olan torunlu bir adama. Yani kendine bunu mu layık gördün? Baban onu soruyor aslında. Onu sormak istiyor da soramadı sinirden. Bu mu kendine layık gördüğün hayat?
Hı? Evet. Bu. Ama ben size söylüyorum işte bu raporlar. Yani, evet. Babandan nefret ediş sebebin ne? Babandan, kızım neden dolayı ya? Yani aranızda ne geçti de sen babandan nefret ediyorsun? Bana 7/24 bağırıp çağırıyorlardı, dövüyorlardı. Ne vardı? Niye dövüyorlardı? Dövüyor muydunuz bu kızı abi? Niye dövüyorsunuz? Hayır efendim, nasıl bir öyle bir saçmalık olamaz, imkansız bir şey yani. Kaç yaşında kızsın sen kızım? Nerede dövecekler seni 7/24? Seni dövmeleri için bir sebep lazım. He? Ne? Ne söyle bakayım? Abilerim boğazıma patlıyordu. Neden? Nedeni yok, adamlar yapıyorlardı yani. Yalan mı söylüyorum? Ne yapıyorlardı? Ne yapıyorlarmış? Sen bu kadar, biz bu kadar şiddet yapıyoruz sana. Onun yanında hiç şiddet görmüyorsun değil mi? Hayır, ben şunu anlamadım. Bu kadar şiddet gördüğün, 7/24 dayak yediğin bir ev var da sen 2 yıldır konuşuyormuşsun bu adamla. 2 yıldır nasıl bu adamla o zaman? Annem öyle söyler, kişniyordun. Hani herkes annemin lafıdır bu da ya, bir şey olduğu zaman. Peki bu kadar böyle baskı altındasın. 7/24 dayak yiyorsun. Hiç şey yapamıyorsun. Bu alt kat komşunun 7 çocuklu adamla nereden görüştün ya sen? He? Ya bu çocuğum, bu çocuğun bu engelini devam ettirip bu çocuğun bu adamın elinden alınması lazım değil mi ya? %50 zihinsel engel bence çok önemli bir şey. %50 oran çok ciddi bir oran. Baksana kendine kumalığı mı layık görüyorsun? Evet diyor. Çok ciddi bir oran. Zaten vermiş olduğu kararın da zaten çok bir geçerliliği yok bu çocuğun. Abi sana söyleyeyim, ben sana bir şöyle bir şıklık yapayım. Sen nerede oturuyordun? Ankara'da mı? Ankara Polat'ta. Tamam ya, ben seni Ankara'da emniyette bir görüştüreyim. Sen git şuradan bu çocuğun tekrar alınıp engel raporunu çıkarması için bir başvuruda bunu. Devlet bunu alsın. Ondan sonra siz de bunu bunun elinden alın. Ne yapmış? Yeni annem ve aşkım. Nerede paylaşıyor bunu? Urfa'da. Tamam, Urfa'da olsun. Alırlar onu Urfa'dan. Aysu mu paylaşmış bunu? Nerede paylaşıyor? Ya o bizi çıldırtmak için işte, o yanındaki dürüst insan var ya. Çok dürüst mahluk. Ne bu, ne bu? Arkaya ver. Ne yani bu? Instagram mı, Facebook mu? Ne bilmiyorsunuz ki siz de. WhatsApp. WhatsApp profil fotoğrafı mı? Yeni annem aşkımla beraber çok mutluyuz. Allah kem gözlerden korusun. Dün mü paylaştın? O Sofi denen işte, o Fevzi Yıldırım'ın annesi, şey ablası Fatma Hanım. O kadar dürüstler ki kimsenin yani kimseye namusuna bakmazlar. Böyle namussuzluk yaparlar yani. Terbiyesiz. Sen ne yapıyorsun insanlar yarın bu? Neydi adamın adı? Fevzi. Fevzi'nin karısıyla beraber mi oturuyorsunuz? Karısı, çoluğu, çocuğu falan. Hayır. Sen nerede oturuyorsun? Benim kendi evim var. Ha, sana ev mi tuttular? Evet. Kim var o evde başka, senden başka? Tek kendim yaşıyorum. Ha. Tamam, üçüncüsünü de bulursa arka sokakta bir tane daha ev açarsa ne yapacaksın? Niye açtın? Niye, karısının 7 çocuk doğuran karısının üzerine seni getirmiş ya, senin üzerine getirmeyecek mi? Hem sen nesin ki yani? Nikahlı. Sen metressin, metres. Resmen senin ismin, sıfatın metres. Sana ev açmış, orada tutuyor. Öbürü nikahlı kadın. Resmen evli barklı kadın. Kızım aklını başına topla, aklını başına. Müge Hanım, kendi çocuklarını kayışla, kemerinden döven bir vatandaş o vatandaş ya. Karısının ağzını burnunu kırdı, indim aşağıya, ben aldım elimden. Bu iyiliklerin karşılığı benim çocuğumu alıp gitti bu ya. Senin üzerine de birini getirince ne yapacaksın canım? He? Aysu. Öyle bir şey olmayacak, niye olsun ki? Nerede? Öteki karısına günah değil miydi? Onun durumuna koy kendini, onun yerine koy. Hı? O zaman ne yapacaksın? Hadi söyle ya. Benim söyleyeceklerim var. Onları söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin? Kim sana ne öğretti? Duyayım bakayım. Kimse bana bir şey öğretmedi. Ben kendim söylüyorum. Hadi söyle bakayım. Ben dinleyeyim ha. Ben iyiyim. Kendi isteğimle geldim. Beni kimse zorlayamadı. Hı.
Tam ezberlenmiş. Sağlık durumum iyi. Bir problemim yok. Evet. Mutluyum. Kağıda yazıyormuş. Sayın savcım, Fevzi ile ilgili hiçbir işlem yapılmasını istemiyorum. Sen savcıya gidince bunu söyle diye çok güzel öğretmişler seni. Bu kızın sağlık durumu ile ilgili tamam, demek ki yapacak bir şey yok abi. Müge Hanım, Güray hocam var. O telefona bağlanabilirim dedi. Gerek yok. Dur ben sana ben sana yolunu göstereceğim. Sen bu kızı eve istiyor musun abi? İstiyorum, istiyorum. Tamam, ben sana yolunu canım göstereceğim. Canım pahasına da olsa istiyorum ben. Tamam, zaten nereye bırakacağım böyle adamın yanına, kim çocuğunu bırakır? İmkansız bir şey. Ne olursa olsun. Medyumluk var. Ha bir de medyum mu? Medyum tabii. Akıllıyı deli eden insan, deliyi akıllı eden insan. Bu medyumlar acaba bu programa da konu olacaklarını düşünüyorlar mı? Var mı medyumluğundan faydalananlar? Çok severim bu işleri biliyorsunuz. Bir arayın bizi. Şöyle kalınlıkta bir yıldızname kitabı var. He. Her türlü pis... Ya bizi abi, kızı abi değil, bizim aileyi esir aldı, aileyi. Bak, 5 tane çocuğum var, 4 olan bir kız. Siz de mi bunları şey yaptınız, bunun yıldıznamesine merak sağladınız? Hayır yani, onu özellikle gösterdi bize. Dur konuşacağız. Abi inanma. Yani niye siz beni dinlemiyorsunuz? Ben sizin sonuçta bana sarı papatya diyorsunuz. Evin kızı diyorsunuz falan. Ben size diyorum ki inanmayın. Ya siz de bana biraz inanın. İnanmayın diyorum böyle şeylere ya. Gel ben sana bakayım şimdi bir tane falan. İç bir kahve. Atmak bedava ben abi. Ben şimdi sen söylüyorsun, ben de sana seni. Niye geldim buraya? Ya ben kocamdan şüpheliyim. Aa, biliyor musun burada sarışın bir kadın var. Ha, kaç lira? $1000. Acayip para kazanabilirim aslında bu işten ha. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapmayın abi, yapmayın ya. Bak aynen bu anlattığım gibi komik aslında bu olaylar. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.